bütün eller. Süper final heyecanı İsmail Altınsaray'la başlıyor. Evet, sazındaki ustalığıyla, üslubuyla, tavrıyla, güçlü sesiyle genç jenerasyona türküleri sevdiren en önemli neferlerden. İyi ki benim dostum, iyi ki arkadaşım. Çok güzel bir açılış oldu. Eyvallah. Süper finale yakışan. Çok teşekkür ederim İsmail. Umarım herkese eğlenmiştir. Tüm stüdyo adına, konuklarımız adına, yarışmacılarımız adına çok teşekkür ediyoruz. Evet, dilek kolay. Tam 10 hafta mücadele ettiler. Onlar iyilerin en iyisi. Bugün 8 yarışmacımız son kez süper finaldeki büyük ödülü göğüslemek için performanslarını sergileyecekler. İşte süper finalde yer alacak
8 yarışmacımız. Elif Kayacan. Ali Açıkyol. Eren Özdemir. İlke Yıldız. Cansu Yolcu. Ömer Ahmet Turhan. İbrahim Yıldız. Ve Mergül Palta. Evet, bu akşam birbirinden iddialı 8 yarışmacımız sizler için en güzel türkülerini seslendirecekler. Ve bir yarışmacımız bizden tam 500 bin TL ödül kazanacak. Bravo. Onlar iyilerin en iyisi. Elif Kayacan. Ama yine kalktı. O kadar sağlam okuyor bugün ya. İddialı. Yine bizim elde boru sesi var. Alo çıkıyor. Görün alelerim. Halime rahım eyle civanım. Eren Özdemir. Sonucunda en yüksek puan alan yarışmacımız final turunda 500 bin TL için yarışma hakkı kazanacak. Acaba gecenin ilk finalisti ay şaka kim oldu? Bakalım hangi yarışmacımız sen türkülerini söyle de ikinci sezonun kazananı olacak. Merakla bekliyoruz, sabırsızlanıyoruz. Bu akşam ilk turda 4 yarışmacımız jürimizden yüksek puanlar alabilmek için sahne alacaklar. İlk turun sonunda jürimizden en yüksek puan alan yarışmacımız Sen Türkülerini Söyle'nin bu akşamki ilk finalist olacak. Diğer 3 yarışmacımız ise ne yazık ki Sen Türkülerini Söyle'ye ve 500 bin TL'lik büyük ödüle veda edecek. İlk turda ve ikinci turda jürimizden en yüksek puanı alan 2 yarışmacımız bu sezonun kazananı olabilmek için yepyeni bir türküyle jürimizin karşısında olacaklar. Sen Türkülerini Söyle de süper filan heyecanı başlıyor. Haydi! Muhteşem jüri. Cengiz Özkan. Hocam. İsmail Altunsaray. Öykü Gürman. Evet. Aysun Gültekin. Ve Emre Yücelen. Teşekkür ederim. Saygılar. O zaman başlayalım. Haydi. Sıradaki yarışmacımız geçtiğimiz sezonda ikinci olmuştu. Bu sezonumuzda yarım bıraktığım işi tamamlamaya geldim dedi. İyi hatırlıyorum. Bakalım gerçekten dediğini yapıp süper finalin birincisi olabilecek mi? Çıksam şu dağlara türküsünü seslendirmek üzere karşınızda Elif Kayacan. Haydi Elif.
Sağlam okuyor bugün ya. Valla yine bizim aşirette de çifte cenaze var. Ağıt feryat figana dey. Oğlum dumana, yavrum dumana. İddialı. İddialı. Çok güzel. Rengine çok yakışmışsınız. Evet. Elif biliyor zaten tabii, kendine yakışanı. Tabii. Sanki ama. Biraz seri okudu değil mi? Yani iyi okudu ritminde. Onların şeyle birlikte çalıştığı için o ona uyarıyordur. Evet. Asım abiyle. Çalıştığı hocası. Tabii. Hocası çok kıymetli. Adeta bir terazidir Topal Abdo. Hak ve adalet tartar. Halkının yanında, zulmün karşısında yiğit bir kahramanın hikayesini dinledik. Elif inanılmaz bugün heyecanlı görünüyor. Tabii yani... ki süper finalde heyecanı var ama bir taraftan da Elif'i dinlerken gözlerimi kapadım. Şu an bir yerlerde bizi Asım Kuzuluk tebessümle izliyor. Evet. Burada mı yoksa? Burada mı yoksa? Yok, sürpriz olabilir. Keşke olsun hocam. Evet. Selamlarımızı gönderiyoruz hocam. Buradan sevgilerimi. Nasılsın Elif? İyiyim. Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizlerle çok iyiyiz tabii ki. Geceyi sizlerle açtı. Çok mutluyuz. Çok gururluyuz. Emre seninle başlayabilir miyiz değerlendirmemize? Hayır, tamam, başlayalım zevkle. Gerçekten ben Elif'e sormak istiyorum. Böylesine heyecanlı bir gecenin açılışını yapmak nasıl bir his? İlk uzun oy okuyup ilk sesi duyuyorum. Bir de uzun ama. Evet, onun sitesinde yaşadım çıkmadan önce. Yani mutluyum da açıkçası. Bravo. Sanırım burada ilk defa ben çıktım. Yani ilk bölüm boyunca. Açılış. Evet. Güzel oldu benim için, değişiklik oldu. Yani bence bu güzel bir deneyim. Böylesine heyecanlı, gerilimli bir atmosferde çıkıp. Kesinlikle. Okurken ise hiç öyle bir şey yoktu ama.
Tebrik ediyorum seni. Çok teşekkür ederim. Güzel bir performans açılış için. Teşekkürler Emre. Aysun hocam. Evet, Elif Baraklar'da çok başarılı. Yani işte kaynağı dinleyip bir de onunla istişare de yapıyor. Asım abiyle görüştüğünü de biliyorum. Sizlere çok yani, selam vardı bu arada. Yani en azından bu çok önemli işte usta çırak ilişkisi. Bunda da ben Elif'i yine gerçekten güzeldi. Ne diyebilirim? Güzeldi. Evet, teşekkürler Aysun hocam. Öykü? Ben bundan sonra artık Elif'in konserine gitmek istiyorum. Çünkü bu kadar hafta artık sahne duruşu falan mükemmel yani. Evet, çok iyi. Gerçekten. Evet. Sizden öğrendiğim çok şey oldu gerçekten. O kadar çok şey kattı ki kendine. Bence bunu fark ediyorsundur sen de. Çok sizden çok şey öğrendim. İzlediğinde, gerçekten sizin eserim. Estağfurullah. Yani sen almayı ne kadar bildiğin çok belli. O sahnedeki duruşun, hakimiyetin. O yüzden çok fazla da bir şey eklemeyeceğim. Dönüp baktığımızda 10 hafta boyunca bu mücadeleler iyi ki olmuş diyoruz ve huzurluyuz. Kesinlikle. Kalbimiz çok rahat. Evet. Onların sahnedeki rahatlıklarını, seslendirirken değişen tarzlarını, tavırlarını. Evet, sizlere de çok şey borçlular. Teşekkür ediyoruz kıymetli jürimiz. Evet, İsmail Altunsaray. Tebrik ederim. Ufak tefek nazarlıklar vardı ama onun dışında çok güzel bir performanstı. Tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, ustam Cengiz Özkan. Evet. Bütün arkadaşlara başarılar öncelikle. Ya Elif, bütün arkadaşlarımız da genç aslında. Şimdi bu genç kardeşlerimizin bize böyle tarihi uzun havalar okuması bizim için o kadar değerli ki. Evet. Öykü de zaman zaman değinirimiz de oluyor. Hakikaten gerçekten 22 yaşında genç Elif. Genç yaşta. Yani 22 yaşında. Bu nasıl bir başarı? Yani böyle bir uygu yoğunluğu. Barak duymak. Hakikaten çok gurur büyük bir kazan olarak bakıyorum ben. Elif gelişerek devam ediyor, çalışkan. Ben bundan sonraki sanat hayatında da başarılar diliyorum. Elif'in yolu açık. Yani daha da gelişeceğine, kendini geliştireceğine inanıyorum. Evet, çok çalışkan güzel yorumlar. Süper final gecesine yakışan performansla başladık. Diğer yarışmacılarımızın inanılmaz sürprizleri var bugün sizlere. Ekranları başındaki izleyicilerimiz, jürimizden de sürprizler gelebilir. Siz şu çayları demleyin. Evet. Teşekkür ediyoruz. Elif Kayacan'ı alkışlıyoruz. Bravo Elif. Sıradaki yarışmacımız Sen Türkülerini Söyle'nin beyefendisi. Konuşurken bile adeta türkü söylüyor. Kitap gibi. Geçtiğimiz hafta jürimizden 50 tam puan alarak tur birincisi olmuştu. Bakalım bu akşam birinci olmak için nasıl bir performans sergileyecek? Hüsnün senin ey Dilber. Ya Emre. Diyebildiğimiz Araban gazelini seslendirecek. Haydi bakalım. Karşınızda. Haydi bakalım. Alo çıkıyor. Haydi Ali. Hüsnün seni
Gördükçe seni tazelenir sanki hayatım. Çok güzel söylüyor Aliye. Acep didelerin gül mü yanağım, peymane-i kudret mi lebün şiru şeker mi? Söyle ey sevgili, taşınacak yük. Evet, cenk edilecek düşman, fethedilecek toprak var mı? Çünkü seni görünce tazelenecek sanki hayatım. Bir hanıma da yazılabilecek en güzel şiirdir diye tahmin ediyorum. Olmaz mı Ali? Hele siz söylüyorsanız. Bütün gaza getiriyor ama biraz. Estağfurullah. O ne güzel sevda, o ne güzel aşk. Tabii ki ilk kayıtları Hüküm Tahir'den dinlerdik. Çok eski. Tabii, ne kadar eski. Sıra gecesinde kayıtları vardır. Evet, band kayıtları olarak geçiyor çok onlar, eski. Evet. Günümüzün yorumlarından önce bir sürprizim var ona. Aa. Evet. Ne var? Çok sevdiği dostu. Canım hemşerim, yarenimden bir mesaj var. Hayda. Ömer Gökmen. Oo. Bakalım Ömer neler söyleyecek. Ay ne güzel. Evet. Harika. Kıymetli yarışmacı arkadaşlarım, dostlarım.
Aranızda olamadığım için çok üzgünüm. Ama sizler adına çok mutlu ve sevinçliyim. Sonunda heyecanla beklediğimiz final gecesine varmışsınız. Bizlerden de gönlümüzdeki birinciyi söylememizi istediler. Öncelikle gönlümde her birinizin birinci olduğunu ve bu yarışmanın en büyük ödülünün aramızdaki dostluklar ve arkadaşlıklar olduğunu düşündüğümü bilmenizi istedim. Eyvallah. Aferin ya. Fazla uzatmadan benim gönlümdeki birinci, ilk sezondan bu yana omuz omuza yürüdüğüm, benden desteğini eksik etmeyen sevgili kardeşim Ali Açıkyol. Umarım bütün arkadaşlarımın her şeyi önlerinde. Buradan sevgili jüri üyelerimize, sevgili hemşerim sunucumuz Turgay Başşayla'ya ve bütün Sen Türklerini Söyle ekibine çok çok teşekkür ediyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Sevgilerle ve türkülerle kalın. Ömer'im ya. Vallahi gözlerim doluyor her günü gördüm. Ali'yle beni ağlatacak şimdi burada hepimizi. Evet. Ölümsüz gülüşüyle ağlatabilen tek insan olarak tarihe evet, geçti. Evet, gerçekten yani. Çok evet, duygulandım. Ömer'e sevgilerimizi gönderiyoruz. Sen Türklerini Söyle stüdyolarından. Yine ben de sevgili gönlünden dostuna... beni geçirdiği için çok teşekkür ediyorum. Cidden beklemediğimiz bir şey sürpriz gördük. Bunlar. Evet, sürpriz gördük. Evet. Sizler için böyle tatlı sürprizler gelebilir bugün. Ama elenen yarışmacılarımızın her birine selam ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. Hepsini çok seviyoruz, çok özlüyoruz. Elbet bir gün bir yerde yine karşılaşacağız. Onlara başarılar diliyoruz efendim. Evet. Cengiz Hocam, sizinle başlayalım. Evet. Ali hep dolu geldi bize, sağ olsun. Çok güzel bir Urfa, değil mi? Evet. Aksanıyla öyle söyleyeyim. Yani evet. Oraya götürdü bizi. Çok güzel bir cazkar. Evet. Çok çalışkan, küçük entonasyon problemleri vardı ama bize anlattı bu güzel gazeli. Hep çalışkan, onun da yolu açık olsun diyorum ben. Teşekkür ediyorum Ali'ye. O tiz bölümü sonradan ekledin galiba, öyle mi? Hocam Şanlıurfa'da sıra kayıtlarında da kaynak hocalarımızdan da biz bu şekilde icrasını görüyoruz. Normalde Urfalı şair Abdi'ye ait bir şiir. Gör nalelerin halime rahmeyle o kısım da zaten şiirin kendi dizelerindendir. Eyvallah. O kısmını Mahmudiye bölümü olarak gösterirler. Muhayyeri biraz daha seyrini arttırmak için. Ben de üç kıtanın arasında biraz daha renk ve farklılık katmak, bir de okunmayan kısmı da dile getirebilmek için o eklemeyi yaptım. Kaynak hocalarımız da o eklemeyi yaparak bu kaydı icra ediyorlar bu şekilde. O tiz bölümü koymak için öbür evet. tarafları pes bıraktım. Güzel bir yorumdu bence. Onun haricinde başka bir şey yok. Teşekkür ederiz Ali'ciğim. Sağ olun, sağ hürmet ol. Ederim. Sağ olun hocam. Evet Öykü. Çok güzeldi. Ben de ekleyeceğim bir şey yok. Katılıyorum. İlk başta girdiğinde biraz böyle pes mi acaba? Çünkü Ali'nin tizlerini biliyoruz. Sonra o sürprizle bence çok güzel oldu. Zaten 9 haftadır birinciliği, ikinciliği, üçüncülüğü başarılı bir şekilde devam etmiş yarışmaya. Artarak, evet. Evet, çok şıksın. Sağ olun. Tebrikler, sizler. Ağzına sağlık kardeşim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ali Açıkyol'u alkışlıyoruz ve teşekkür ediyoruz. Evet, ilk iki yarışmacımızın performansını dinledik ama bu da bize şunu gösterdi. Çok çetin bir akşam olacak. Çok zorlanacak. Bugün çok zor. Çok iyi hazırlanmışlar. Zorların zoru. Bakalım neler olacak. Sonraki performansları merak ettiğinizi vallahi biliyorum. Vallahi helal olsun. Sen Türklerini Söyle'nin süper finalinde ilk iki performansımız tamamlandı. Bu turda iki yarışmacımız daha sahnede olacak. Sevgili seyircilerimiz, çaylarınızı, kahvelerinizi tazelediyseniz Sen Türklerini Söyle'nin süper finalinde birbirinden güzel türküleri dinlemeye devam ediyoruz. Evet, sıradaki yarışmacımız her defasında birinci olmak için burada olduğunu söyleyecek kadar cesur ve iddialı bir isim. Bakalım bu akşam süper finalde bu iddiasının karşılığını verebilecek mi? Yaraladı bu aşk beni. Of. Uzun havasını çalıp söylemek üzere karşınızda Eren Özdemir. Haydi. Thank you.
bu yarayı yerden aldım. Dermanın oy kime gidim? Bu yarayı yerden aldım. Dermanın oy kime gidim? Kime gittim vay, vay. Eren Özdemir. Evet. Eren nasılsın? İyiyim hocam, çok şükür, siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet. Yine bir finalde evet. Birlikteyiz evet. Ama seninle. Evet, evet hocam. Birinci sezonda da süper finalde birlikteydik Eren'le. Evet. Ve yine ikinci sezonumuzun süper finaline de hak kazandı. Kesinlikle. Başarılarıyla, sahnedeki duruşuyla, evet, donanımıyla hocam. Kıymetli kardeşim benim. Evet, Emre. Benle mi başlıyoruz? Peki. Eren'cim, duygun ve eser seçimi bence çok güzel. Yaraladı bu aşk beni, ya benim hayran olduğum... Muhteşem bir eser. Yani öncelikle bunu seçtiğin için böyle final akşamına teşekkür ediyorum. Finale yakışan kesinlikle. Eser. Ya okuma duygun, isteğin gerçekten çok güzeldi, etkileyiciydi. Ama tabii ki buna sesinin ne kadar eşlik ettiği konusunda şüphelerim var. Çünkü gene senin müzdarip olduğun o reflü seni birazcık ele geçirmiş durumda. Ve kontrolünü zorlaştırdı açıkçası yaptığın şeylerde. Bazı tiz seslerde... aynı sazındaki gibi distortion sesler duymaya başladık. Bugün de distortion bir ses seçmişsin sazında. O da birazcık aslında beni, bilmiyorum, bu eseri dinlediğim ilk halindeki o... Ben daha sade dinlemek isterdim sazı, yani değil mi? Bilmiyorum, İsmail'ler çok daha detaylı Cengiz Hoca ile konuşacaktır ama... Çünkü o distortion bağlamanın altında senin sesin birbirleriyle şöyle oluyordu. Yani seni duymak için seni ayırmam gerekiyordu benim ekstra olarak... Yani çok doğru bir seçim olduğunu düşünmüyorum distortion tonunun. Ama sen seviyorsun bu stili. Bunu okumayı da seviyorsun ve bunu duygulu da hissettiriyorsun aslında. Hani tamamen de öyle olduğu için böyle oldu diye bir sonuç çıkaramam. Olumlu olumsuz taraflarıyla bir denge kurdum bu akşam. Burada olmayı hak eden bir yarışmacısın. Sesinle, sahne duruşunla, ifadenle her zaman seni seviyoruz Eren'ciğim. Eyvallah hocam. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Evet, teşekkürler Emre. Öykü. Bir şey söyleyeceğim ama kızmazsan. Estağfurullah. Şimdi bu şiir o kadar duygusal ve lirik ve yumuşak bir yapısı var ki. O kadar can yakıcı ki. Bana biraz böyle fazla sert geldi. Biraz daha o yumuşaklığı duymayı bekledim aslında. Bir de sert o bir sazın yani. Yani araya elektronik bir şey girdi sanki. Yani bu kadar böyle yumuşak, yani o... Aramıza bir mesafe girdi gibi oldu. Aslında belki sazın Neşet Hoca'nın kaydında da var distortion. Pardon efendim. Aslında. Bu parçanın bir kaydında distortion var. Kullanıyor tabii, kullanıyor. Yani bu sazdan ne çektim be Eren? Ne çektim be Eren? Ya orijinali en yakını yakalamaya çalışıyorum ne derdim o. Ben de dinledim bir kaydında distortion yapmışsın ama. Evet. Sen zaten... Hani acaba yarışmada olmalı mıydı? Diyor. Hani bilmiyorum, ya ona hocalarım ya da onun söylesin seviyesi mi? Ne kadar olmalıydı? Çok şimdi ama daha detaylı son olarak bitireceğim. Tabii ki öykü. Affınıza sığınarak. Ama onun dışında sahneye çok yakışıyorsun. Çok yakışıklısın. Çok teşekkür yani ederim. Sahneyi çok dolduruyorsun. Teşekkür gerçekten ederim. Bir inanılmaz bir sahne ışığın var. Seni dinlemekten her zaman çok keyif aldık. Çok teşekkür. Çok mutlu olduk. Nacizane bir arkadaşın olarak, bir ablan olarak. Sadece bu bir tavsiyeydi. Alırsın almazsın ama başım ben seni tanıyor olsun. Olmaktan, seni dinliyor olmaktan her zaman çok keyif aldım. Ağzına sağlık kardeşim. Evet İsmail. Evet Eren, öncelikle tebrik ederim böyle güzel bir türkü seçtiğin için. Aslında biz böyle zor türkülerle seni görmek istiyoruz. Evet, evet, evet. Bu artık zirve. Çok güzel bir yoldasın. Çok iyi ilerliyorsun. Başarıların devamını dilerim kardeşim. Teşekkür ederim. Teşekkürler evet, İsmail. Evet Cengiz Hocam. Güzeldi performansı. Benzer şeyler söyleyeceğim. Sözlerdeki o yaralayıcı lirizmi
Ben duyamadım. Yani o anlatıma dönüşmedi. Özellikle tizlerde dönüşmedi. Sözlerdeki o yarama merhem çalmadın. Şu ya, bu, hani olmadı. Anlatıma yansımadı. Müzikal anlatıma yansımadı o sözler. Çünkü oralar çok dikti. Belki yapmak istedin. O lirizmi orada yakalayamadın yani. Ben de öyküye katılıyorum ama pes bölümlerde geldiğinde yumuşadı ve orada, evet, yumuşadı orada. Anlatmaya başladın. Güzel bir performanstı ve Eren sahneye çok yakışıyor. Teşekkür ederim hocam. Bundan sonraki müzik hayatında başarılar diliyorum kardeşim sana. Yolun açık olsun. Teşekkür ederiz. Evet, teşekkür. Çok seviyoruz Eren'i. Yine çok seven bir dostundan mesaj var. Oo. Ona da bir sürpriz var. Kimden? Emir Talha'yı özlediniz mi? Bumerang. Yine geldi. Bumerang gene geldi. Evet. Yine geldi hocam. Atıyoruz geri geliyor ya adam. Ya yine geldi işte. Adama evet. Ne isim takmış? Emir Talha Altınbaş. Bakalım ne neler söyleyecek. Ne kadar güzel olmuş bu videolar vallahi. Sana da olsa da geldi. Doğru maşallah. Bir isim takmışım adama. Yine geldi. Herkese merhabalar. Ben Emir Talha Altınbaş. Merak etmeyin. Geri dönmedim. Enerji kaynağınız yok şu an orada. Fakat olmasa da enerjinizin bitmediğini çok ama çok iyi biliyorum. Ve bu akşam muhteşem bir final, muhteşem bir akşam olacak orada. Birbirinden değerli 8 arkadaşım çok güzel türkülerini seslendirecek biliyorum. Ama tabii ki benim de gönlümde ve kalbimde bir birinci var. Hepiniz orada artık birincisiniz. Biraz politik konuşayım. Yoksa kırılırlar bana. Hayda. Ciddi de olmaya birinci çalışıyor ama gülüyor olmasını arada. Olmasını istediğim kişi gönlümde ve kalbimde Eren Özdemir'dir. Emir Talha Altınbaş. Yanaklarından öpüyoruz. Güzel kardeşim. Artık istikten sonra rahat rahat söyleniyor bakıyorum da. Merak etmeyin hocam geri gelmedim diyor. Cengiz hocam. Bumerang yine geldi. Yine geldi. Geri geldi stüdyo. Geri evet. Geldi. Görüntüsü buradaydı ama. Evet sanal da olsa geldi. Evet çok seviyoruz. Kardeşime ben de Emir çok teşekkür ederim. Sağ olsun. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Eren Özdemir alkışlıyoruz. Bravo Eren. Bravo. Bravo. Evet birbirinden değerli, birbirinden kıymetli 3 performanstan sonra sıradaki yarışmacımız geçtiğimiz hafta eleme turuna kalmasına rağmen süper finale giden son bileti almayı başardı. Şimdi Yarenim dediği bağlamasıyla birlikte çok güzel bir türkü seslendirecek. Oh, canım benim. Dost dost diye hayaline geldiğim türküsünü çalıp söylemek üzere karşınızda İlke Yıldız. Hadi İlke. Ve bugün göz kamaştırıyor. Ay çok güzel bir sesi.
hasreten söylesin gözle görenler. Şimdi bizden yüz çevirmiş yarenler, yarenler. Evvelki gitmezdi yüzünü benden. Evvelki gitmezdi gözünü benden. Yes. Mükemmel. Yani ses akordu mükemmel. Sözü unuttu. Sözü unutmasa. Tabii canım. Silmez. Sen canımızsın bizim. Heyecandan, heyecandan. Final heyecanından oldu. Final heyecanından çok oldu. Final ama heyecanı çok başlı. Devam etmek durumunda. Yani kolay değil. Yani bu sadece sana mahsus bir durum değil. Ben her sahneye çıkışımda burada sizleri anlatırken, sunarken, ifadelendirirken çaktırmamaya çalışıyorum. Yine o heyecanla çıkıyorum. Evet, benim de bacaklarım titriyor zaman zaman. Çünkü ağır bir sorumluluğumuz var. Türküler. Kendi halk kültürümüz, onu temsil ediyorsunuz. Bizler sizleri zaman zaman sözleri unutsanız da, yanlış makamda okusanız da, o gün çok kendinizi iyi hissetmeyebilirsiniz. Ne olursa olsun, türkülere ne kadar gönül verdiğinizin, ne kadar önemsediğinizin farkındayız. Evet Cengiz Hocam. Ben, akordu mükemmeldi yani. Çok iyiydi ya giriş. Çok iyi bir giriş yaptı. Güzel gidiyordu. Şimdi tabii ki heyecansız olmaz bu işler. Yani futbol maçlarında büyük finallerde en ünlü oyuncular kaçırır penaltıyı. Penaltı vuruşlarında. Bravo hocam. Evet, çok ne kadar çok vardır. Bakın bakış büyük açısı. Finallere bakın, süper finallere. En ünlü oyuncular kaçırmıştır penaltıyı. Hocam bakın hep futboldan dem vuruyor. Onun o konudaki yok. Başarılarını belki bilmeyenler vardır. Evet. Hocam yani, bayağı futbolla hemhal yani, geçmişinde hala yani da. Hiç üzülmesine gerek yok İlke'nin. İlke'nin de yolu açık. Çok. Ve hakikaten çok güzel ve duru, naif bir ses. Ve hem çalıyor hem söylüyor. Bu da çok önemli bir şey kendisi evet. için. Biz daha ondan çok üretimler bekliyoruz. Belki çalışmalar yapacak. Bize albümler armağan edecek. Toplumumuza güzel albümler üretecek. Ben bekliyorum İlke'den. Sesi çok güzel. Kendine iyi baksın. Bırakmasın sakın ha. Seni seviyoruz İlke. Hocam ben de sizi çok seviyorum. Çok teşekkür ederim. Cengiz Hocam çok doğru söylüyor. Kıymetli jürimiz. Çok daha şey bekliyoruz. Çok daha güzel şeyler. Evet hocam teşekkür ederiz. Kıymetli jürimiz, ekranları başındaki bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz. Sen türkülerini söyle, jürisiyle, yarışmacılarıyla, muhteşem orkestrasıyla birlikte yola revan oldu. Bizde ayrılık yok. O yolda evet. hep birlikteyiz inşallah. Aynen. Evet Emre. Çok yeteneklisin. Gerçekten mükemmel başladın Türkiye. Onu da söyleyebilirim. Biz hemen Aysun ablayla kritiklere sen konuşurken bile başlıyoruz.
tertemiz girdin ama o sazınla uğraşman var ya biraz. Senin kronik şeylerinden biriydi zaten. Onunla uğraşırken öbürü gidebiliyor. Evet. Olabilir. İkisi bir arada zor biraz. Evet. Evet, teşekkürler Emre. Ne diyeyim başka? Evet, İsmail. Evet, yani İlke ile ilgili söylenebilecek her şey söylendi. Fokuslanıyorsun, odaklanıyorsun türküye ama bir şey seni kopardı oradan ve söz öyle gitti yani. Türkü dışında bir şey düşündün ya da okuman dışında bir şey düşündün ya sazla alakalı bir şey düşündün ya orkestrayla, bir şey seni ayırdı oradan. Ama ben bunu hata olarak görmüyorum aslında. Ben total olarak senin duyguna bakıyorum. Ruhuna bakıyorum. Yani ben böyle şeyleri hata olarak görmüyorum. Evet. Belki o ulu ki bana yakıştırmadı, onun mahlasını okuyamadım. Başım gözüm üstüne hocam. Kim yakıştıramadı sana? O ulu ki, o mahlası evet. Bana yakıştırmadı, evet. Ben o mahlası okuyamadım. Bunun da bir sebebi var mı? Her şerde de daha çok çalışmalıyım demek. Daha her şerde de bir ayrı evet, vardır. Kesinlikle öyle. Evet, İlke Yıldız'ı alkışlıyoruz. Bravo İlke! Teşekkürler İlke. Süper finalin ilk turunda dört yarışmacımız türkülerini seslendirdi. Jürimiz puanlarını vermeden önce yarışmacılarımızın performanslarını tekrar hatırlayalım. Aman çıksa sevgili jürimiz, sizden 7, 8, 9 ve 10 tam puanlarınızı aldık. Sisteme yükledik. Oylama sonucunda en yüksek puan alan yarışmacımız final turunda 500 bin TL için yarışma hakkı kazanacak. Diğer 3 yarışmacımız ise sen türkülerini söyleye maalesef veda edecek. Şimdi jürimizin puanlaması sonucu en düşük puan alan yarışmacımızın toplam puanını görelim. Evet. En düşük puan alan yarışmacımız Elif Kayacan mı? Ali Açık Yol mu? Eren Özdemir mi? Yoksa İlke Yıldız mı? Evet, tabloda gördüğünüz gibi en düşük puanı alan yarışmacımız toplamda 35 puan almış jürimizden. Acaba Cengiz Özkan toplamda 35 puanla elenen ilk yarışmacımıza kaç puan vermiş?
7 puan vermiş. İsmail Altunsaray kaç puan vermiş? Aynı. Peki Öykü Gürman kaç puan vermiş? O da 7 puan vermiş. Aysun Gültekin 7. O da gecenin şu an için en düşük performansı diyor. Peki Emre Yücelen? Tüm jüri üyelerimizden 7 puan almış bu yarışmacımız. Acaba 35 puanla Sen Türkülerini Söyle'ye veda eden ilk yarışmacımız Elif Kayacan mı? Ali Açık Yol mu? Eren Özdemir mi? Yoksa İlke Yıldız mı? Bizlere ilk veda eden ismi görelim. Hangi yarışmacımızın Sen Türkülerini Söyle macerası sona eriyor? Elenen ilk yarışmacımız... İlke Yıldız oluyor. Evet. İlke. Hemen gitmek yok, hemen ayrılmak yok. Görüşlerini alabilir miyiz? Duygularını alabilir miyiz? Duygularımı ifade etmem mümkün değil, kelimelere dökmem mümkün değil. Ben burada olduğum için şu anda burada olduğum için çok şanslıyım. Gerçekten çok şanslıyım ve çok mutluyum. Sizlerin önünde bir şeyler çabalamak, yapmaya çalışmak, öğrenmek, arkadaşlarımızla birbirimizle etkileşim halinde olmak, hocalarımızın izinde, yolunda bize yol göstererek onların yanında icra etmeye çalışmak gerçekten çok güzeldi. Her şey için çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradayım, iyi ki buradaydım. Arkadaşlarımı da kalpten kutluyorum ve başarılar diliyorum. Evet İlke, her saniyesi, her dakikası bizim için çok kıymetliydi. Teşekkür ederiz. Benim için de öyle. Büyük alkışlarla İlke Yıldız'ı uğurluyoruz. Evet, ilk veda eden isim İlke Yıldız oluyor. Başarılar diliyorum İlke. Evet, süper finalde programa ilk veda eden isim İlke Yıldız oldu. Acaba ikinci ismimiz kim? Önemli ikinci soru bu gece için. Evet, Sen Türkülerini Söyle'ye ikinci veda edecek olan ismin toplam puanlarını görebiliriz. Bakalım jürimiz kaç puan vermiş? Evet, 40 puan almış jürimizden bu yarışmacımız. Jürimizden toplam 40 puan alıp Sen Türkülerini Söyle'ye veda edecek olan ikinci isim acaba kim? Elif Kayacan mı? Ali Açık Yol mu? Eren Özdemir mi? Acaba Cengiz Hocam bu yarışmacımıza kaç puan vermiş? 8 puan almış. İsmail Altunsaray kaç puan vermiş? O da 8 puan vermiş. Öykü Gürman acaba kaç puan vermiş? 8. Acaba Aysun Hocam kaç puan vermiş? O da 8 puan vermiş. Acaba Emre Yücelen kaç puan vermiş bu yarışmacımıza? Biraz matematik. O da 8 vermiş. Acaba hangi yarışmacımız Sen Türkülerini Söyle'ye süper finalde ilk turda ikinci veda edecek olan ismimiz kim? Elif Kayacan mı? Ali Açık Yol mu? Yoksa Eren Özdemir mi? 3 müthiş yetenek. Hangi yarışmacımız acaba 500 bin TL'lik büyük ödül için yarışma
şansını kaybediyor. Sen türkülerini söyle veda eden ikinci isim. Eren Özdemir. Büyük usta benim için. Çok seviyorum onu. Her yarışmacımızı sevdiğimiz gibi artık süper finalde kendi alanlarında her biri iyilerin en iyisi. Evet, yıldızlarımızdan biri. Öykü Gürman'ın deyişiyle o bizim yakışıklımız, aktörümüz. Prens. Estağfurullah. Neler söylemek istersin? Çok teşekkür ederim. Herkese ayrı ayrı çok teşekkür ederim. Benim için çok zorlu bir süreçti ve çok keyif aldığım bir süreçti. Bu süreç içerisinde finale kalmak da ayrı bir heyecan ve keyif vericiydi. Tabii ki her zaman iddialı geldim. Hala da iddiamı devam ettiriyorum. Şu iddiamı devam ettiriyorum. Öncelikle şu, bu süreç içerisinde her anıma saniye saniye eşlik eden, bu süreci beraber yürüttüğüm kıymetli eşime buradan çok ama çok teşekkür ediyorum. Evet, bizler de teşekkür ediyoruz. Gerçekten onu hiç yalnız bırakmadı iki sezonda da. Burada büyük finalde olmak bir başarıysa ki kesinlikle öyle. Bu başarının içinde çok büyük payı var. Onu çok seviyorum, çok teşekkür ederim. Kaybetmedim, kazandım. İyi ki varsınız, iyi ki buradaydım. Bir daha olsa bir daha gelirdim yani. Evet, İsmail Altınsaray. Evet. Ya öncelikle Eren'in bende gerçekten çok özel bir tarafı var. Aslında şöyle söylemem lazım. Orta Anadolu kültürü, halk kültürü böyle bir nefer kazandığı için bence çok şanslı. Bravo. Onun arkadaşlarına ve bizlere kattığı her şey için ona çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, ben teşekkür ederim. İyi ki varsın Eren. Her zaman yanındayız, her zaman arkandayız. Desteğiz her zaman. Hiç şüphem yok. İyi ki varsın. Daim olun inşallah. Teşekkürler. Evet, jürimiz iyi ki varsın Eren diyor. Evet, Gök Kubbe'ye Sen Türkülerini Söyle sahnesinden nice dop dolu haykırışlar yaptı. Çok teşekkür ediyoruz. Eren'i bence şimdilik uğurluyoruz. O hep kalbimizde kardeşim. Hiç bağımızı koparmayacağız. Eren Özdemir. Ben artık şurada durayım bakalım. Evet. Evet. Geldik. Ay ay, duygu dolu anlar. Of. Sevgili jürimiz, değerli konuklarımız, ekranları başında bizi izleyen kıymetli izleyicilerimiz. Acaba Sen Türkülerini Söyle'nin ikinci sezonunda ilk finalistimiz Elif Kayacan mı, Ali Açık Yol mu? Evet sevgili jürimiz, şunu bilmenizi isterim ki İki yarışmacımız arasındaki fark yalnızca bir puan. Şaka. Bu şaka. Kadar yakınlar. Aman Allah'ım. Acaba hangi yarışmacımız bir puan farkla ilk turun süper finaldeki finalisti olacak? Elif Kayacan mı, Ali Açık Yol mu? Sadece bir puan var aralarında. Süper finalde ilk turda 500 bin TL'lik büyük ödülü kazanabilmek için bir sonraki turun kazananıyla mücadele edecek olan isim kim olacak?
Birinci olan yarışmacının puanını görelim. 48 puan. Evet. Birinci olan yarışmacımız 48 puan. Acaba jürimiz puanlarını nasıl kullanmış bu yarışmacımız, kazananımız için? Cengiz Hocam kaç puan vermiş? 9 puan. Acaba İsmail Altunsaray kaç puan vermiş? 9 puan. Bakalım Öykü Gürman kaç puan vermiş? 10 tam puan vermiş Öykü. Acaba Aysun Hocam ilk turun kazananına kaç puan vermiş? Evet, Aysun Hocam da 10 puan vermiş. Emre Yücelen de 10 puan vermiş. Ve 48 puanla bu yarışmacımız ilk turun süper finaldeki kazananı olmuş. Acaba kim? 500 bin liralık büyük ödül için bir performans daha sergileyecek olan ilk isim Elif mi, Ali mi? Ay Turgay! Ay! Bakalım süper finalde sen türkülerini söyle de ilk finalist kim oldu? Elif Kayacan mı? Ali Açık Yol mu? Ali Açık Yol! Tebrik ediyoruz. Sen türkülerini söylenin süper finalinde ilk finalistimiz Ali Açık Yol oldu. Biz beraber gireceğiz. Anlar ilerin en iyisi. Ben tebrik ederim. Evet. Ne dedin Ali'cim? Biz birlikte birinciyiz aslında. Buradaki bütün arkadaşlarla beraber. Biz Elif'le bu yolu ikinci kez yürüdük. İkimiz de kendi bölümlerimizde ilk sezonda birinci olduk. Süper finalde de bir araya geldik. İnsan kendi kazancına hem sevinip hem üzülebiliyor. Şu an o duyguyu yaşıyorum. Ama bundan sonraki yolculuğumuz her zaman arkadaşımla, kardeşimle hep bir. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olun, var olun. Ali'yi tebrik ediyoruz ilk finalistimizi. Elif. Çalışkan bir arı gibi. Her ikisi de inanılmaz çalışkanlar. Evet Elif, duygularını alabilir miyiz? Ben buraya ilk geldiğim zaman Aysun Hocam benim için çok büyük bir idoldü. Şu anda hala da öyle. Hep kendisinin yolunda ilerlemeye çalıştım. Burada da karşısında bu kadar eser icra etmek benim için çok büyük bir şans. Evet. Çok seni seviyorum. Kamera arkasında saz ekibi, seyirciler. Gerçekten çok büyük bir emek var burada. Buradaki herkesi çok seviyorum. Sağ ol. Bizler de seni seviyoruz. Evet. Bravo be! Bravo! Bugün sadece bir puan farkla üçüncü elenen yarışmacımız oldu. Yani ilk turun son elenen yarışmacısı oldu. Elif'i çok sevdik. Çok teşekkür ediyoruz. Her anı bizim için çok kıymetliydi. Seninle olan teşekkürler Elif. Ben teşekkür ederim. Elif Kayacan'ı alkışlarla uğurluyoruz. Süper finalde ilk finalistimiz Ali Açık Yol oluyor. Bakalım ikinci turda Ali'nin rakibi kim olacak? En muhteşem türküler, en güzel türküler bu sahnede dile gelmeye devam ediyor. Sırada ikinci tur. Dansı yolcu.
kim istemez şad olmayı cihanda, cihanda. Oy, 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 oy. Ömer Ahmet Turhan. Maraş'ta, Gaziantep'te, Adıyaman'da, Hatay'da nice merikler kaybettik. Oy merik, 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 ben kurbanım sana merik. İkinci turda hangi yarışmacımız Ali'nin rakibi olacak? Sen türkülerini söyle de süper finaldeki kazananı... Böyle bir şey olamaz. Yetiş baba.
mezarım tahtandı. Yetiş ana, yetiş baba. Aman, ah mezarım tahta. İkinci turda hangi yarışmacımız 500 bin TL için Ali'nin rakibi olacak? Sen türkülerini söyledi. Süper finaldeki kazananı. Böyle bir şey olamaz ya. İlk turda olduğu gibi ikinci tura da ustamızla başladık. Gerçekten Cengiz Özkan her türküyü okuduğunda kucağında böyle bebek tutan bir baba gelir benim aklıma. İncitmez, özenle taşır. Ona yumuşacık sesiyle türküler söyler, ninniler söyler. O bilinçle türküleri muhafaza ediyor, koruyor. İncitmeden yumuşacık sesiyle bizlere ve bizden sonraki nesle taşıyor. Sizlere görünümüz ihtiyacımız o. Var. Sizlerden öğreneceğimiz çok şey var. Aynı havayı sizlerle bugün Aysun Hocam, biz gençler, sevgili yarışmacılarımız teneffüs ettiğimiz için kendimizi çok şanslı hissediyoruz. İyi ki varsınız hocam. Evet. Teşekkür ederim hepinize. Evet, süper finale ikinci turumuzla devam ediyoruz. Sen türkülerini söylenin süper finalinde ikinci tur heyecanı başlıyor. Bravo. Evet, süper finalin ilk finalisti ve final turunda 500 bin TL için yarışacak olan ilk yarışmacımız Ali Açıkyol oldu. Ali Açıkyol'un rakibi bakalım hangi yarışmacımız olacak? Cansu Yolcu mu? Ömer Ahmet Turan mı? İbrahim Yıldız mı? Yoksa Mergül Palta mı? Haydi bakalım çocuklar. Son finalistimizi arıyoruz. Sen türkülerini söyle de süper final heyecanı hız kesmeden devam ediyor. Sıradaki yarışmacımız jürimizin deyişiyle türküleri dikiş makinesi gibi işliyor. Sahne duruşuyla her performansında göz dolduruyor. Ben de şu dünyaya geldim geleli. Uzun havasını seslendirecek karşınızda Cansu Yolcu. Bana gülme
Felek bana da gülme dedi cihanda. Ben gülsem de felek razı olmaz, de olmaz. Ah olmaz istemez de şad olmayı cihanda. Ben şad olsam gamlı gönül şad olmaz. Belalı başım ben nasıl edim oyoyo. Dansı yolcu. Kim istemez şad olmayı bu cihanda? Evet, şad olmak. Kim istemez mutlu olmayı, huzurlu olmayı bu dünyada? Ama diyor, ben şad olsam gamlı gönül... şad olmaz. Şad olmaz. Ne de güzel anlattın. Yani Cansu çok zarif. Yani o sesin ondan çıktığını... Nasıl çıktığını anlamadığımız bir şeye sahip. Maşallah. Evet, Emre. Giriş kısımları, o gücün... Bence çok etkileyici. Zaten uzun havanın en önemli kısmı o haykırarak girmesi. Hı hı. Bence çok etkiliydi. Eserin içinde biraz yorulduğun yerler oldu. Yani tizlere çünkü çok büyük efor harcadığın için onları tutabilmek için. Hı. Bazen peslerde gene bir şeyler oldu ama yani bunlar ufak ufak şeyler aslında. Hı hı. Nazarlık diyebileceğimiz şeyler. Çünkü kolay değil buna cesaret etmek. Ben senin sesini çok beğeniyorum Cansu. Rengini de çok beğeniyorum. Yıllarca türkülere çok hizmet edeceğini düşünüyorum. İnşallah. Her zaman buna inandım. İnşallah. Başarılar diliyorum bu yarışmada. Teşekkürler Emre. Aysun Hocam. Çok güzel yorumladın. Şeyin de Emre'nin de söylediği gibi böyle sonlara doğru böyle peslerde. Yani o da ben normal diyorum, doğaldır. Genel manada yarışmacılarımız 10 haftadır kampta. Evet. Her gün okuyorlar. Ve bir de her hafta sizler için özel performanslar sergiliyorlar. Cansu'nun yelpazesi geniş. Geniş, yani. Her tarz okuyabiliyor. Evet. Öykü? Bence güzeldi. Çok böyle şey yapmadı da, yani sündürmedi de. Evet. Çok böyle hakikaten Emreciğimin söylediği gibi, dikiş makinesi gibi o tizleri nasıl işliyorsun. Güzel işlediğine. Bir de şeyi de fark ettim, peslerde de böyle güçlüydü. Daha önceki performanslarında çünkü peslerle ilgili birkaç yorum yapmıştık, ben hatırlıyorum. Evet. Ama bu defa... Yani
onlara da çok özen gösterdiğim belliydi cümle sonlarında. Dikkat ediyordu kesin. Ben çok beğendim. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim. Seni tanımak bizim için çok büyük bir mutluluk. Sağ olun. Teşekkür ederim. Aynı şekilde. Evet. İsmail Altunsaray. Evet. Cansu tebrik ederim. Çok zor bir uzun havayla gelmişsin. Evet. Gerçekten cesaretinden dolayı kutluyorum. Ben zaten Cansu'nun duygusunu çok çok beğeniyorum. Felek bana dediği kısımda mi bemol sesine kadar çıktın sanırım. Si bemol değil mi ton? Of evet ya, orası gerçekten acayip bir şeydi. Gerçekten o kadar net ve akortlu bir biçimde o sesi bir yani. Kadın okuyucunun basmak. Tutturması gerçekten büyük başarı. Teşekkür ederim. Cesaretinden dolayı özellikle kutluyorum yani. Çünkü Cansu hiç okuyamam onu yapamam diye bir şey yok Cansu'da. Bir de Cansu hem zaten bize de söylemişti. Araya girdim ama ben işim söz konusu olduğu zaman çok çalışkan ve disiplinliyim demişti. Kesinlikle öyle. O söyle gerçekten diyor demem öyle. Diyor yapmam demem mutlaka denerim diyor. Denerim ya. Bravo yani helal olsun. Ufak tefek nazarlıkların vardı entonasyonla ilgili ama hı-hı. Sıkıntı yok. Duygun çok güzel, anlatımın ifaden çok iyi. Çok teşekkür tebrik ederim. Sağ olun hocam. Teşekkürler İsmail. Evet Cengiz hocam. Cansu aslında ilk Afşar Bozdağ'ını okuduğunda ben evet, öyle bir hayretle döndüm baktım yani. Onu okuduysan. Dedim ki yani Afşar Bozdağ hani çok cesur hakikaten ya. Ve o performansı da çok iyiydi. Yani sesi de çok geniş ve çok güzel kullanıyor sesini. Teşekkür ederim. Duygusu da çok yerinde. Biraz kendini duyamadın galiba değil mi orada? Evet biraz peslerde falan yok. Özellikle çok mikrofonu yakın yani tutmam çünkü, gerekti. Çünkü ilk başta bir böyle bir girişte bir entonasyon olur. Sonra ama duymaya başlayınca anladık ki sen hani okuyacaksın normalde de iyi duyamadığın için kendini galiba. Kendi sesini bastırınca alttan direkt dem sesini anladım. Falan duymakta sıkıntı yaşadım. Evet. Ondan oldu ben kendimi daha duyduğum anladım. İçin burada yani, böyle yoğun. Yani senin çünkü akordun da iyi yani. Çok böyle fazla detone sürtene duymadık yani Cansu'dan. Çok tebrik ediyorum. Teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet, teşekkür ediyoruz. Harikasın. Jürimize ve Cansu Yolcu'yu alkışlıyoruz bu güzel performansı için. Sıradaki yarışmacımız eleme turuna kaldıktan sonra resmen atağa geçti diyebiliriz. Son iki haftadır performansları çok beğeniliyor. Bakalım süper final akşamında da aynı beğenileri alabilecek mi? İbrahimiye gazelini of. Seslendirmek üzere karşınızda Ömer Ahmet Turhan. Haydi Ömer. Bravo. Haydi. Merhem koyup onarma sinemde kanlı dağı can can aman Ah balam söndürme öz elinle yandırdığın çerağı medet aman 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 hudam aman Ebruna der mehine
Geçmez karadan ağı, aman aman aman, yandım aman aman, aman aman, medet aman. Aman 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 aman, yandım aman dile yaman. Ve muhteşem orkestra. Teşekkürler Ali Yılmaz. Evet, sinemdeki kanlı yaraya diyor merhem koyup diyor tedavi etme. Evet. O yarayı sen açtın diyor. Onu sen yaktın. Fuzuli'nin muhteşem dizeleri. Evet. Ve inanılmaz ilmek ilmek oya oya işlenmiş bir güfte. Tebrik ediyorum. Evet Aysun Hocam. Evet, sevgili Ahmet hep böyle klasik, zor eserlerle karşımıza çıktı. Yani okuduğu bütün eserler gerçekten zordu. Bugün de yine çok güzel bir gazelle karşımızda. Güzel yorumladı. Ağzına sağlık. Teşekkür sevgili Ahmet. Sağ teşekkür ederiz Aysun Hocam. İsmail. Evet ya, bir kere Ömer Ahmet çok dolu bir yarışmacı. Gerçekten ben hayranlıkla takip ediyorum. Harput yöresine ait bu İbrahim'i gazeli için kendisine de teşekkür ediyorum. İyi ki varsın. Bu öyle bir yer vardı ki Darül Emanımızdır dediğin kısım. Tek nefeste ve evet. Çok güzel bir ifade vardı orada. Onu onun için ayrıca tebrik ederim. Ufak tefek entonasyonlar vardı ama gerçekten çok cesaret isteyen bir gazel bu. Çok pesle başladı çünkü çok, ve çok, katman katman. Evet.
en son noktaya kadar gitti. Evet yani nasıl evet, söyledi yani. Nazarlıklar vardı ama yani çok cesaret isteyen bir türkü. Gerçekten tebrik ederim. Teşekkür ederim. Yolun her daim açık olsun kardeşim. Çok sağ olun hocam. Teşekkürler İsmail. Evet Cengiz hocam. Çok güzel bir yorum dinledik. Klasik bir harput. O resmen bizi harputa götürdü Ömer Ahmet. Teşekkür ederiz canım kardeşim. Ama klarnetle okusa belki çok daha müthiş bir şey belki duyabilirdik. Belki de ona alışık. Değil mi? Yani evet hocam. İnce sazla ya da bir kanun evet. Olsa mesela değil mi? Daha çok kanun klarnet oluyor yani. Geçtiğimiz haftalarda mesela Hüseyin'i Gazel icra etmeye çalışmıştım ya hocam. Sağ olsun evet. Ali hocamız o zaman Ud çalmıştı evet. Ud'u ile eşlik etmişti. Yani Ömer Ahmet'in hançeresi o kadar oturmuş ki evet harput ya. Ya, havalarına. Şimdi kimden dinlediğimi tam ismini hatırlamıyorum da ben onu duydum yani. Eseri kimden geçtin? Eseri Enver Demirbağ'dan geçtim. Paşa veya Enver Demirbağ. Evet. Yani aslında Elazığ'da okuyan herkesi dinledim. Yani tabii ki ilk başta kaynaktan dinledim. Ama herkesi de usta pozisyonuna gelmiş herkesi dinlemeye çalışıyorum hala da. Öyle. Yani bu edebiyata hakim olmak da başka evet. bir mesele. Çok başarılı buldum. Fuzuli'yi hatırlattın. Ona da teşekkür ederim. Çok güçlü dizeler. Güzel bir yorum. Teşekkür ediyorum. Cengiz hocam teşekkür ederim. Bugün süper finaldeki iddia durumumuz nedir? İddialı mısın? Yani rakiplerimin, rakip demeyeyim de arkadaşlarımın icralarına göre değişebilir. Ben harika bir icra bile yapmış olsam onlar daha iyisini evet. yaparlar. O değişebilir. Olursa... Olursa hangi gazeli okursun tekrar? Olursa bir hoyrat borcum var size hocam. Evet, biraz önce Cansu'yu dinledin. Tebrik ediyorum. Ne diyorsun? Evet. Nasıl buldun? Çok güzel icraydı. Yani hocalarımız gereken kararı verecektir. Bize bir şey demek düşmez. Sana da bir sürprizim var. Evet. Güzel. Kim? Allah acaba Allah. Kim? Selam göndermiş, kim video göndermiş olabilir? Kim göndermiş olabilir? Yani buradan... Evet. Sana bir mesaj var, videolu mesaj var. Kimden gelmiş olabilir? Kesinlikle Safa göndermiştir. Safa evet. Safa mı? Safa mı acaba? Songül mü yoksa? Songül mü? Songül mü Safa mı? Songül Mergül'e gönderirdi mesajı. Bence de Safa'dır. Herhalde Safa. Göndermiştir o da. Safa'dır. Safa'yla yani tabii diye tüm arkadaşlarımla aram iyi ama Safa'yla çok başka yani. Bakalım mı? Hadi bakalım. Ben öyle tahmin ediyorum. Acaba kim göndermiş? Ömer Ahmet'e mesaj. Bakalım izleyelim. Herkese merhaba. Sen Türkülerini Söyle programında olduğum sürece bana güzel anılar bırakan dostlarıma, hocalarıma ve tüm TRT ekibine benden selamlar olsun. Haydi bakalım. Of! Hele bir bakın bakın şu karşıdan gelenle, şu karşıdan gel. Benden selamlar olsun TRT ekibine de TRT ekibi. Benden selamlar olsun TRT ekibine de TRT ekibi. Ah buradayım buradayım, sereyim gurutayım. Gözümde tüter oldu da dostlarım hocalarım da dostlarım hoca. Gözümde tüter oldu dostlarım hocalarım da dostlarım hoca. Of, Gücen Bey'in dostlarım da var mı bundan ötesi? Bu bizim Ömer Ahmet, gönlümün birincisi ve gönlümün birincisi. Bu bizim Ömer Ahmet, gönlümün birincisi ve gönlümün birincisi. Teşekkürler, Safa olsun. Sevgilerimizi gönderiyoruz Safa'ya. Ömer Ahmet'in yüzünü güldürdü. İki iyi dost. Yine attı Türkiye'yi oradan. Hep diyordum ben birinci olanlara mesela burada haftanın birincilerine bu şekilde sürprizler yapıyordu ya hocam. Ya bana da yap ben hala birinci olamadım. İstiyorum olsun sonuncu da olsam yap. Hayır diyordu birinci olursan yapacağım. Oo. Evet ama yapmış yani kardeşim yapacağım. İyi bir destek geldi. Safa Uzun'u alkışlıyoruz. Selam yine olsun. Attı Türkiye'yi ortaya. Sağ olsun. Ömer Ahmet, alkışlıyoruz bu güzel performans için. Gakkomuzu. Evet.
Evet, ikinci turdaki ilk iki performansımız tamamlandı. Bu turda iki yarışmacımız daha sahne alacak. Bakalım ikinci turda en yüksek puan alıp final turunda Ali Açıkyol ile 500 bin TL'lik ödülü kazanabilmek için yarışacak ikinci finalistimiz kim olacak? Sevgili seyircilerimiz, Sen Türkülerini Söyle de süper final heyecanı birbirinden güzel performanslarla devam ediyor. Haydi! Evet, sıradaki yarışmacımız bağlamasıyla bütünleşmiş bir isim. Sen Türkülerini Söyle de tam 4 kez tur birincisi olarak süper finale geldi. Bakalım bu akşam nasıl bir performans sergileyecek? Bir ayrılık, bir yoksulluk türküsünü çalıp söylemek üzere karşınızda İbrahim Yıldız. Bakılmaz mı gözden dökülen yaşa, gör ki neler geldi o garip başa. Aman aman aman, hasret etti bizi sultanlar var.
zini soldurur. Aman aman aman. Nicesini gelme. Santim santim kalbimize işler, santim santim de acıtır. Hele o Neşet hocamın yoksulluğa yoksuzluk deyişi gelir. Akla evet. Öyle değil mi İsmail? Evet. Öyle derdi. Ruhu şad olsun. Amin. İbrahim çok iyi bir performanstı bana göre. Peki. Teşekkür ederim. Ömer Ahmet'le Cansu'nun performanslarını nasıl buldun? Çok güzeldi ikisi de. Tabii Ömer abi zaten gazellerde bizi ağlatmayı seviyor kendisi. Cansu'cum zaten... Sanki sen Bozdaklar'da bizi ağlatmıyorsun gibi konuştun. İşte Cansu'cum zaten her türlü havayı söyleyebiliyor kendisi. Acayip bir, çok profesyonel biri yani. İki sezondur bizimlesin. Evet hocam. Bugünün kazananı sen olursan 500 bin liralık büyük ödülle ne yapmayı düşünüyorsun? Şimdi hocam 500 bin liralık büyük ödülü kazanırsam eğer eğitim için, yani kendimi eğitmek için olabilir. Stüdyo kurup çalışmak için olabilir. Ya güzel. Nevşehir'de mi yapacaksın? Evet. Evet. Olabilir yani. Onun için harcayabilirim. Ne kadar güzel. Eğitimine destek evet. Olmak istiyorsun. Evet. Eğitim için. Tabii. Yine kendini geliştirme tabii, yolunda kendine bunu harcayacağını yatırım söylüyor. Yapmak. Çünkü ivmeyi oradan alacak. Tekrar devam edecek. İnşallah. Evet Emre. Daha önce İbrahim'den çok güzel Bozdaklar da dinlemiştik ve çok da etkiliydi. Ama böyle bir eser seçmesi bence çok güzel. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. İbrahim eseri icra ederken böyle bir farklı bir hava oluşuyor. Yani çok ilginç, evet. Saf bir hava. Yani kaynak bazı, kişi dinliyoruz. Yani çalarken belli yerlerde tam bazı şeyler oturuyor, oturmuyor vesaire. Ama o genel o bir aura var. Baştan sona bir masalsı bir aura var ve o hiç bozulmuyor aslında. Ve bir şekilde kaptırıyorsun, böyle izlemeye başlıyorsun. Ne yapsa yani. Yakışıyor. Kesinlikle. Ha, ama tabii okumasının içinde tiz notlarda oturdu, oturmadı bazı sesler. Bir kere oturdu, tam tizi vurdu. Bayağı da tiz evet, ton evet. Seçmiş yani. Tam tenor tonu seçmiş. Yukarıda da gümbür gümbür. Yani bir tanesi tam oturdu, bir tanesi biraz düşük kaldı vesaire ama genel olarak o ifaden hiç bozulmadı. Ben onu çok sevdim. Duygunu çok sevdim. Özellikle peslere indiğinde bir ürperti geliyor hakikaten insanın içine. Yani o bir ayrılık, bir, müthiş güzel bir his. Genel olarak ben beğendim İbrahim performansını. Teşekkür güzel ederiz. Hocam. 10 haftadır bize güzel sesinden, güzel sazından birçok örnek sundun. Bu gece de iyiydin. Sağ ol. Evet. Aysun abla. Ona ben hep diyorum ya. Aysun ablamın hemen yüzü gülüyor. O bir yıldız. Evet, evet. Ben biraz kendimle de onu kıyaslıyorum. Çünkü benim de radyoya girişim alaylı olarak girdim. O nedenle İbrahim gerçekten tam toprak. Yani o orijin mi deniyor, orijinal mi deniyor? Evet, en yakın. Evet, kökü evet, en yakın Emre'nin de dediği bir... gibi. Konu var. Yüreğe dokunan bir sesi var şeyin. Ciğere, yüreğe dokunan bir sesi var İbrahim'in. Canım benim o çok, çok güzel. Hep güzel türküler sundu. O türkülerin de hakkını verdi. Daha önce de söyledim. Hiç eğitim almadan bu kadar yol kat etmesi değil mi İsmail? Kesinlikle. Gerçekten ayakta alkışlanır. Kesinlikle. Yani çok başarılısın İbrahim. Teşekkür ederim, sağ olun. Canım teşekkürler. Benim. Çok iyiydin. Yolun açık olsun.
Aysun Hocam teşekkür ederiz. Öykü? Bence çok güzeldi, çok güzeldi. Teşekkürler Öykü. Ağzına sağlık, ruhuna sağlık, emeğine sağlık. Hem çalıp hem söylüyorsun zaten zor. Ama duygusunu da hiçbir zaman kaybetmiyorsun ya. İşte ben orada bitiyorum. Sazına, sözüne, duygularına hakim İbrahim. Evet İsmail, Altın Saray. Evet, çok gene zor bir türküyle geldi İbrahim. Aslında yani Neşet Usta'nın Bozdaklar harici kırık havalardan en geniş perdeye, aralığa, alana sahip olan türkülerden bir tanesini getirdi. Teşekkür ederim öncelikle. R'den mi okudun sen? Evet hocam. O türküyü. O zaman La perdesine kadar çıktı değil mi Ali? Ya, gerçekten çok zor. Yorumu çok zor bir eser. Bir de hani R'den de okuman, o tondan da okuman daha da büyük bir cesaret. Tebrik ederim seni. Teşekkür ederim. Hocam. Ufak tefek nazarlıklar vardı tabii ama bir de bir yere geç giriyorsun sen İbrahim. Nereye hocam? Aman aman kısmına amanları, geç giriyorsun. Arada sazı biraz fazla tutuyorsun. Orada bir fazlalık var. Onu atarsan çok sevinirim. Onun atarım dışında hocam. Sen Bozkır'ın en güzel renklerinden bir tanesin. İyi ki varsın. Sağ olun hocam. O bir yıldız, bir yıldız. İbrahim Yıldız. Evet, teşekkür ederim İsmail. Cengiz Hocam. Evet İbrahim çok başarılı. Güzel de saz çalıyor. Kendisini ifade ediyor sazıyla, sözüyle, her şeyle. Yani performansıyla ilgili söylenecekler söylendi. Asma kalışlarda özellikle bir küçük detonasyonlar oldu kalışlarda. O amanlara geç girdi. Onun haricinde hep alıştığımız, bildiğimiz İbrahim'di. Ben İbrahim'i bizim Sivas yaylalarında sarı çiçekler olur. Altın evet. Çiçeği denir mi? Altın çiçeği. Evet. İbrahim'imiz o. Evet. Teşekkür ediyoruz. Sen Türklerini söylenin sarı çiçeği. Altın çiçek. Altın çiçeği. Altın çiçeği. Altın evet. Çiçeği. Teşekkür ediyoruz. Bize çok güzel duygular yaşattı. Yolun açık olsun İbrahim'im. Sağ olun hocam. Teşekkür, teşekkür ederiz sana. Sağ evet olasın. O bir yıldız. Artık altın çiçek. Alkışlıyoruz İbrahim Yıldız'ı. Sarı yıldız ya. Sarı yıldız. Sarı yıldız. Sarı yıldız daha güzel. Evet, sıradaki yarışmacımız süper finalde olan en genç isimlerden biri. Buna rağmen 9 hafta boyunca en zor türküleri hakkıyla seslendirip bizleri her defasında etkilemeyi başardı. Maraş'tan bir haber geldi. Türküsünü seslendirmek üzere karşınızda Mergül Palta. Ben kurbanım sana Melik, ben hayranım sana Melik.
Nergül Falta. Yani bir yarışmacımızdan. Ay. Allah yapma. Aa. Özür dilerim. Turgay'cığım canım benim. Keşke Maraş'tan o haber gelmeseydi. Evet. Evet. Maraş'ta, Gaziantep'te, Adıyaman'da, Hatay'da nice melikler kaybettik. Maraş'tan o haber geldiği gün. Çok üzülüyorum. Evet. Saygıyla anıyoruz o melikleri, kaybettiğimiz canları. Evet, Allah. Evet, çok korkuyordum bu türkünün gelmesinden. Sen okuyun. Çok üzülüyorum. Evet. Cengiz Hocam. Evet, Mergül yine güzel bir uzun havayla geldi. Çok çalışkanı da bize çok güzel eserler getirdi. Bazı yerleri çok uzun yaptın. Belki orada bir şeyler daha göstermek istedin hani gibime geldi. Başlarda mı hocam? Yani o tiz bölümlerde. Girişlerde. Işte, hocam orayı Dilberay kaynak kişi bölümlerde. O şekilde okuduğu için ben biraz... Finalde olduğun için olabilir yani şimdi. Dedin ki finaldeyim ben burayı biraz daha işleyeyim falan. Hocam onun etkisi de var ama Dilberay da o şekilde okuduğu için. Tamam anladım. Okudum hocam. Onları anladım ben. Bir dedin Maraş'tan bir haber geldi. R'yi niye söylemiyorsun? Bir. Maraş'tan bir haber geldi değil mi? Hocam... Bir yani, de yok. Maraş'tan oralar... bir haber geldi dedin. Bir haber. Bir haber deyince... habersiz oluyor. Habersiz. Neyse çok küçük şeyler vardı. Ama yine başarıyla okudun. Akordun da çok güzeldi. O gırtlakları çok daha az yaptın. Türküyü çok güzel okudun. Ona hiçbir şey söylemiyorum. Sadece bazı yerleri uzattın işte onu söylüyorum. Biz seni seviyoruz ve senin de yaşında 22. Çalışkansın. Sık alan da çok geniş. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Teşekkür ederim Cengiz Hocam. Evet. Evet Emre. Dikkat çeken okumam var. Farklı bir ses rengim var. Kendine has bir çarpmam var. Gerçekten güzel bir gırtlak çarpmam var. Bunu da son seçtiğin eserde de aslında gösterdin. Öyle bir eser seçmişsin. Hem girişi serbest, sonra ritme kavuşan bir eser. Ben genel olarak performansını beğendim. Ama senin kendi sevdiğin bir şey var. Sen koyu renkli kadın seslerini çok seviyorsun. Fakat sen koyu renkli değilsin. Ses rengin daha parlak, açık, net bir soprano. Ama sen böyle mezzo, alto renkli kişileri seviyorsun. Onların eserlerini seslendirirken bizim kulağımızda hep onların sesleri var. Fakat sen okurken daha tiz bir ses var. Hep böyle bir ikileme düşüyoruz. Ama tabii ki bu eserin... Yani sadece benim fikrim olarak söylediğim bir şey. Senin performansın çok güzeldi. Çok rahat okuyorsun. Sen bunu bir ton yüksekten de okusan gene okursun. Yani ses sahası ile ilgili bir sıkıntısı olmayan bir solistsin. İyi ki buradasın. Gerçekten bu arkadaşlarımız, dört arkadaşımız da seçtiği eserler benim için çok güzel eserlerdi. Güzel. Çok anlamlı, güzel eserler. Hepinize teşekkür ediyorum. Sana ayrıca teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Başarılar diliyorum. Teşekkürler Emre. Evet Aysun hocam. Girişte Maraş'tan bir haber geldi. Böyle biraz heybetli bir giriş olması gerekiyor. Yani biraz şey kaldı Mergül'cüğüm. Yani o da Emre'nin şeyine katılıyor. Ben daha davdi sesler sanki böyle işte. Dilberay da öyle olduğu için. Ama sen güzel yorumladın. O girişte evet biraz uzatmaların oldu. Bir de o birkaç gırtlağı sanki fazladan yaptın gibi. Bilmiyorum belki Dilberay da öyle okumuş olabilir onu. Şey yapmadım ama ben yani... Birebir ondan geçtim hocam. Birebir onu dinlemiş. Dilberay'ı evet. Da rahmetle anıyoruz. Evet, evet. Rahmet Allah rahmet eylesin. Ağzına sağlık. Teşekkür ederim Kesine hocam. Sağ olun. Evet Öykü. Ben Mergül'ü her dinlediğimde yeni bir şey öğreniyorum. Söylediği tüm eserlerde ben de çok dikkat ettim. Emre'nin dediğine katılıyorum. Kendine has bir evet. Okuyuşu ve ses rengi var elbette. Hep farklı. Ben bundan sonra da çok başarılı olacağına inanıyorum. Bu yarışmayla birlikte iyi ki bizimle birlikte oldun. Evet. İyi ki tüm Türkiye seni dinledi, tanıdı. İyi ki bizler de tanıdık. Başarılar diliyorum. Teşekkür ederim hocam. Hayat yolculuğunda her zaman türkülerle. Kalmanı diliyorum tabii ki. Evet teşekkürler Öykü. Evet iki kez tur birinciliği var. Üçüncü ve beşinci bölümlerde. Sekizinci bölümde de maalesef eleme turuna kalmıştı. Çok güzel eserler seçiyor.
sürprizlerle dolu çok zor eserlerin üstesinden geliyor. Evet İsmail Altunsaray. Evet, bizi duygulandırdın. Yine buradan bütün deprem bölgesine saygılarımızı, selamlarımızı gönderelim bu arada. Mergül sahneye çok yakışıyor bir kere. Bugün de hani elinden gelen her şeyi yaptı, canını dişine taktı. Çok güzel eserler getirdi. Kendine ait bir hançeresi var Mergül'ün. Gerçekten çok Anadolu kokan bir hançere o. Sadece ben de o koyuluk meselesine Emre'ye katılıyorum o konuya. Ufak tefek nazarlıklarım vardı ama ben yine de ifadeni güzel buldum. Mergül'cüğüm tebrik ederim seni. Yolun hep açık olsun. İnşallah. Evet teşekkürler İsmail. Mergül çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Beni de biraz böyle sarstı. Uzun zamandır aslında inşallah bu zamanlarda hani yarışmada en azından denk gelmem dedim. Tam, de, tam süper ben finalde dedim. Denk geldi. Çok da güzel okudun. Teşekkür ederim. Hocam. Ben teşekkür ederim. Alkışlarla Mergül Falta'yı uğurluyoruz şimdilik. Evet. Jürimiz puanlarını vermeden önce dört yarışmacımızın performanslarını bir kez daha hatırlayalım. Bilmem şu feleğin nesi var bende, nesi var bende, gece gündüz ağlarım gözlerim kanda, vay beni beni beni. Kim istemez şad olmayı cihanda, cihanda. Ah balam söndürme elinle yandırdığın çerağı, meded aman aman, aman aman aman, hudam aman. Bakılmaz mı gözde? Gör ki neler geldi o garip başa. Oy meyrik meyrik meyrik, ben kurbanım sana meyrik, ben hayranım sana meyrik. Bu muhteşem performansları tekrar hatırladık. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu güzel türküler için ve güzel performanslar için. Evet, ikinci turda acaba hangi yarışmacımız Ali'nin rakibi olacak? Ali Açıkyol orada bekliyor. O da merakla bekliyor. Bizler de çok merak ediyoruz. Sevgili jürimiz, sizden 7, 8, 9 ve 10 tam puanlarınızı aldık. Sisteme yükledik. Oylama sonucunda en yüksek puan alan yarışmacımız final turunda Ali Açıkyol ile 500 bin TL için yarışma hakkı kazanacak. Yani ikinci finalistimiz olacak. Diğer 3 yarışmacımız ise Sen Türkülerini Söyle'ye maalesef veda edecek. Şimdi jürimizin puanlaması sonucu en düşük puan alan yarışmacımızın toplam puanını görelim. ...38 puan. Evet, 5 jürimizden toplam 38 puan almış.
bu yarışmacımız acaba kim? Cansu Yolcu mu? Ömer Ahmet Turhan mı? İbrahim Yıldız mı? Yoksa Mergül Palta mı? Bakalım jürimiz ikinci turda ilk elenen yarışmacımıza kaçar puan verdi? Cengiz Özkan yarışmacımıza acaba kaç puan verdi? 7 puan. İsmail Altunsaray kaç puan vermiş? O da 7 puan vermiş yarışmacımıza. Peki Öykü Gürman? 7 puan. Aysun Hocam kaç puan vermiş olabilir? Aysun Gültekin de 7 puan vermiş. Peki Emre Yücelen? Emre Yücelen 10 puan vermiş. Wow. Ama en az puanı almasına engel olamamış. Evet, Emre için güzel bir performansmış. Bu yarışmacımızın performansı. Evet, acaba hangi yarışmacımız 38 puan almış olabilir? Cansu mu? Ömer Ahmet mi? İbrahim mi? Mergül mü? Sen türkülerini söyleye. İkinci turda ilk veda eden isim Mergül Palta. Evet. Maalesef ilk veda eden isim oldu. Duygulanabilir miyiz? Şöyle hocam, ben ilk sezonda da zaten elendiğimde hiç üzülmedim. Şimdi de hiç üzülmedim. Her sözünüz benim için çok kıymetli. Hepsini zaten dinledim. Nasıl yapabilirim, nasıl daha iyi olabilirim diye. Hep araştırdım, çalıştım. İlk sezonda da yine aynı cümleyi kurmuştum. Geçmişten şu günümüze kadar olan bütün ustaların çırakları olduğumuz için ben gurur duyuyorum. Teşekkür ederim hepinize. Hepsinin yolu açık olsun. Sağ olun. Evet. Kalbi güzel Mergül'ümüz. Diyor ki ben gönül ve fikir heybemi doldurdum. Yüzümdeki ifade bunun göstergesidir diyor. Hiç üzülmedim ama sizlerle birlikte, yarışmacı arkadaşlarla birlikte çok şey kazandım diyor. İfadesinde de bunun rahatlığı var. Cengiz Hocam. Evet, teşekkür ediyoruz Mergül'e. Ben onu hep ederim. Tersine mi uzun havasıyla hatırlayacağım. Kim unutabilir? Ve unutulmaz bir performanstı. Çok teşekkür ediyoruz seni tanıdığımıza. Yolculuğun iyi geçsin. Yolun açık olsun Mergül. Teşekkür ederiz. Teşekkürler Cengiz Hocam. Harikasın. Tamam. Mergül Palta'yı uğurluyoruz şimdilik. Teşekkürler Mergül. Evet, ikinci turda ilk yarışmacımızı uğurladık. İki yarışmacımızla daha veda edeceğiz. Çünkü süper finalde bir yarışmacımız bu turun kazananı olup Ali Açık Yol'un rakibi olacak. 500 bin liralık büyük ödül için. Şimdi jürimizin puanlaması sonucu en düşük puanı alan ikinci yarışmacımızın toplam puanını görelim. ...39 puan. Yani bir puan fark varmış Mergül'le arasında. Evet, acaba 39 puanı kim aldı? Cansu Yolcu mu? Ömer Ahmet mi? İbrahim Yıldız mı? Acaba hangi yarışmacımız 500 bin liralık hayallerine veda edecek? İkinci turda ikinci elenen yarışmacımız kim? Cengiz Hocam acaba bu yarışmacımıza kaç puan vermiş olabilir? 8 puan vermiş Cengiz Hocam. Evet, İsmail Altunsaray.
O da 8 puan vermiş. Peki Öykü Gürman kaç puan vermiş bu turda, bu yarışmacımıza? Üçüncü 8 puanı da almış. Evet, Öykü Gürman'dan. Peki Aysun Hocam, Aysun Gültekin kaç puan vermiş olabilir? O da 8 puan vermiş. Evet, Emre Yücelen kaç puan vermiş? 7 puan vermiş Emre. Evet, acaba 39 puanı hangi yarışmacımız almış? Cansu Yolcu mu? Ömer Ahmet mi? İbrahim Yıldız mı? İkinci turda bizlere veda eden ikinci yarışmacımız hangisi? Cansu Yolcu. Evet. Cansu'ya da veda vakti geldi, çattı haftalar sonra. O kadar güzel türküler seslendirdi ki bizleri hayretler içerisinde bıraktı. Yani bazen bir erkek solistin bile zorlanacağı eserleri, bozdakları adeta burada çağladı. Tabii ki aldığı eğitimin ve o kalbinin, ruhunun çok büyük etkisi vardı bunda. Ben teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Sağ olun hocam. Neler söylemek istersin Cansu? Yani aslında beklediğim bir sonuçtu. Gerçekten bekliyordum. Çünkü tam performansımı sergileyebildiğimi düşünmüyorum bugün için. Hani bekliyordum o yüzden. Ama teşekkür ederim her şey için. Sizlerle burada vakit geçirmek, sizlerden bir şeyler öğrenmek benim için çok kıymetliydi. Arkadaşlarımla da aynı şekilde birbirimizden çok güzel şeyler öğrendik. Arkadaki ekiple de bir aile olduk. Bize her konuda çok destek oldular. Herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki bu programa katıldım. İyi ki sizlerle tanıştım. İyi ki sizlerden bir şeyler öğrendim. Her şey için çok teşekkür ederim. Biz sana teşekkür ediyoruz. Evet. Aysun Hocam. Cansu çok başarılıydı. Evet, biraz önce söylediniz, o bozluğa yani öyle her babayı çok donanımlı. Boyan seslerde biraz zor okur. Kesinlikle. Yani Cansu gerçekten çok başarılı. Yani bundan sonraki türkülerle olan beraberliğinde başarılar diliyorum kendisine. Onları çok iyi yerlerde göreceğiz. O kadar donanımlı, o kadar birikimleri güzel ki. Çok şaşırttılar bizleri. Her hafta farklı bir sürprizleri vardı. İyi ki bizlerleydi. Kocaman alkışlarla Cansu'yu uğurluyoruz. Cansu Yolcu. İkisi de birbirinden merdane. Evet, iki yiğit çıktı meydane. Kendi alanlarında inanılmaz dolular. Bize çok güzel duygular yaşattılar. Dinlemekten, onlarla aynı sahnede olmaktan büyük keyif aldım. Acaba sen türkülerini söylenin. Süper final gecesinde Ali Açık Yol'un rakibi Ömer Ahmet Turhan mı? Yoksa İbrahim Yıldız mı? Bakalım ne olacak? Neler olacağını şu an ben de bilmiyorum. Yarışmacılarımız da bilmiyor. Evet, İbrahim, duygularını alabilir miyim? Hocam şu an heyecanla bekliyoruz. Çok heyecanlıyım. Yerimde de duramıyorum. Ayakta da fazla duramıyorum, yerimde de duramıyorum. O yüzden heyecanla bekliyorum. Harbiden müthiş heyecanlı. Evet, çok heyecanlı. Onu anlıyorum yanımda, hissediyorum. Ömer Ahmet. Ben de aynı şekilde heyecanlıyım. Yüzlü kuyruğuna geldik. Hakkımızda hayırlısı olsun diyeyim. Evet. Acaba hangi yarışmacımız Ali Açık Yol'un rakibi olup 500 bin liralık ödül için süper finalde ter dökmeye devam edecek? Bu arada yine kazanan ve kaybeden yarışmacımız arasında bir puan var. Yine küçük bir farkla bir yarışmacımız önde. Acaba hangi yarışmacımız? Ömer Ahmet mi?
İbrahim Yıldız mı? Sen türkülerini söyledi. İkinci turun süper finaldeki kazananı, yani ikinci finalistimiz İbrahim Yıldız mı, Ömer Ahmet Turhan mı? Acaba Ali Açıkyol'un finaldeki rakibi kim olacak? Toplam puanı görelim. ...47 puan. Evet, finalistimiz 47 puan almış. Bakalım Cengiz Hocam kaç puan vermiş bu yarışmacımıza? 10 tam puan almış Cengiz Hocam'dan. Acaba İsmail Altunsaray kaç puan vermiş? O da 10 tam puan vermiş. Peki Öykü Gürman? 9 puan. Sevgili Aysun Gültekin kaç puan vermiş? 9 puan da Aysun Hocam'dan gelmiş. Emre Yücelen acaba bu kez kaç puan vermiş? O da 9 puan vermiş. Evet, 2, 10, 3 adette 9 puan görüyoruz jürimizden. Ama bu puanlar 1 puan farkla o ismi finalist yapmış. Peki o isim kim? Ömer Ahmet Turhan mı? İbrahim Yıldız mı? Ali Açıkyol'un finaldeki rakibi 500 bin TL için yarışma hakkı kazanacak olan finalist Ömer Ahmet Turhan. Bravo Ömer Ahmet. Tebrik ediyoruz. Bravo. Bravo. İki aslan. Kendi yörelerinde, kendi alanlarında iki müthiş temsilci. Çok teşekkür ederim. Burada verilen her bir puana hayatım boyunca layık olmaya çalışacağım. Çok kaliteli insanlarla tanışma şansım oldu. Buradan da sesimizi duyurabildik. Çok eksikliklerimiz var, farkındayım. Umarım buraya gelen her arkadaşım da aynı şansı elde eder. Ben de ederim. Yani sesimizi duyurabildik. Bundan daha değerlisi yok. Birazdan 500 bin lira için yarışacağız ama biz buraya 500 milyon TL verseydik şu duyguları yaşayamazdık. Yani bu ekranlarda bulunmak çok daha önemliydi. Hiçbir zaman, ben açık konuşayım, parayı hiç düşünmedim. Yani en kıymetlisi bu ekranlarda sizlerin karşısında olmaktı. Çok teşekkür ederim hocalarıma, emeği geçen herkese tekrardan teşekkür ederim. Bizler de sana çok teşekkür ediyoruz Ahmet. Ay İbrahim, İbrahim. Duygularını alabilir miyim İbrahim? Hocam öncelikle Ömer abi ve Ali'yi çok tebrik ederim. Çok teşekkür ederim. Jürilerimize de buradan teşekkürlerimi sunarım puanlar için. Bütün ekipe, bütün burada çalışan sesçisi, ışıkçısı, bütün bizle ilgilenen kim varsa, hocalarıma, orkestraya ve sizlere, arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Benim için güzel bir serüvendi. Çok güzel şeyler yaşadım, çok şey, güzel şeyler öğrendim. Herkese teşekkür ederim. İyi ki varsınız, iyi ki sizi tanıdım. Sarı Yıldız. İsmail. Evet. Ya aslında hepimiz ustalarımızın, aşıklarımızın attığı tohumlarla yeşeren insanlarız. İbrahim kardeşim de Neşet Ertaş gibi büyük bir ustanın attığı tohumla yeşermiş. Çok kıymetli bir kardeşim. Yolundan çok başarılı. Evet. Gerçekten burada defalarca gün birincisi oldu. Bize çok çok güzel duygular hissettirdi. Bu alanda da çok daha başarılı olacağına inanıyorum. Ben yürekten inanıyorum. Yolun hep açık olsun. Her zaman bütün yarışmacı arkadaşlarımızın da her daim yanlarındayız. Onlar için elimizden daha bu serüvenden sonra ne geliyorsa elimizden gelen her şeyi yapacağız. İyi ki varsın. Sağ olun. İbrahim. Teşekkür ederim. Evet. Yolun açık olsun. Teşekkürler İsmail. Evet Emre Yücelen. Evet. İlk sezon tanıdık İbrahim'i. O zaman tanıdığımda aslında burada daha çekingen bir İbrahim vardı türküsünü okurken de.
İkinci sezonda karşılaştığımız İbrahim ikinci haftadan itibaren saza eline aldı ve açıkçası Sen Türkülerini Söyle'nin ikinci sezonun efsane performanslarını bıraktı burada. Yani bence unutulmayacak, mükemmel diyebileceğimiz birçok performansı oldu. Çok mutlu olduk İbrahim seni tanıdığı için. Kendi adıma çok mutluyum, çok da şanslıyım. Bu performansları en ön sırada izleme şansım oldu. Ayrılmana üzülüyoruz ama hiçbir ayrılık. Türküler söz konusu olduğunda bence tam bir ayrılık olamaz. Seni takip etmeye devam ediyoruz. Sokakta bakarsın karşına çıkıp bir fotoğraf alabilir mi? Hatırla yani bizi. Yani, yani bu olacak. Aynen bizi unutma. Yani, Recep, bu olacak. Tanırsın değil mi bizi? Tanımaz olur muyum hocam? Peki. Evet. Ober Yıldız. İbrahim Yıldız'ı uğurluyoruz. Teşekkür ediyoruz. Evet. Vay vay vay. İki süper final finalisti geldi meydana. Evet. Alkışlarla. İkisi de birbirinden merdane. Allah Allah. Alkışlar onlar için. Ali Açıkyol ve Ömer Ahmet Turhan. Az sonra iki finalistimiz son bir kez jürimizin karşısında performans sergileyecekler. Jürimizden en az 3 oy alan yarışmacımız Sen Türkülerini Söyle'de ikinci sezonun kazananı olacak. Aynen. Evet, yani finalin de finali bu. Ve aynı zamanda 500 bin TL'lik bir ödülün sahibi olacak. Başlasın mı büyük final? Başlasın o zaman. Tükendi. Aktı ömrüm, dilde sermayem. Ne yaptı ya? Mükemmel bir finaldi. O kadar zorlandık ki. Benim için kazanan arkadaşım. 10 haftalık maratonun ardından kazanan yarışmacımız. Böyle bir şey olamaz ya. Finallerin finali. Evet, finalin de finali bu. Onlarca yarışmacı arasından buraya kadar ulaşmayı başardı. İki güzel kardeşim. Evet, Ömer Ahmet Turhan ve Ali Açıkyol. Sen Türkülerini Söyle'nin final turunda Ali Açıkyol ve Ömer Ahmet Turhan birazdan yeni türkülerini seslendirecekler. Evet, ilk olarak Tükendi Nakdi Ömrüm uzun havasını söylemek üzere karşınızda Ali Açıkyol. Haydi Ali! Haydi Ali!
tükendin, aktı ömrüm. Dilde sermaye olan bir ah kaldı gülüm ama. Tükendin, aktı ömrüm, dilde sermayem, bir ah kaldı gülüm aman, aman, aman. Deruni derdimi Lokman'a gösterdim. Deruni derdimi Lokman'a gösterdim. Dedi eyvah, eyvah. Çare hakiki bir ilah kaldı gülüm aman 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 aman. Ne kara günlerde beni halk etmiş Mevlam, ne kötü günlerde beni doğurdun zavallı anam. Tutuldu şemsi baktı simsiyah kaldı gülüm aman 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 aman. Elimde bir keşkül, başımda bir küllah, o da bana sermaye kaldı. Aman, aman. Ölümün sebebim sen. Bunlar nasıl performanslar? İki koca yürekli adam. Aman Allah. Ali sana da Ali. Ömür Ali. Olağanüstü güzel bir yakın. Ali Yılmaz. Ali'lere. Vay 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 vay. Muhteşem bir Urfa gazeli. Tebrikler. Tebrikler. Teşekkürler. Gerçekten mükemmel. Sağ olun. Ali Açık Yol. Gerçekten büyük keyif onları dinlemek. Final gibi bir final oluyor. Süper finalde. Belki de binlerce yarışmacı arasından sıyrılıp gelen iki koca yürek
son performanslarını yapıyorlar. Ve sırada diğer bir koca yürekli adam var. Ömer Ahmet Turhan geliyor. Kesik hoyratı. Bravo. Evet, bu güzel hoyratı seslendirmek üzere. Karşınızda Ömer Ahmet Turhan. Ya müziğe doydum. Doydum bu gece. Mükemmel iki performans gerçekten. Ali de öyle, o da öyle. İkisine de 10 verelim gitsin ya. Aha.
yollarda kaldı. Hele zalim çıkmadı yar yar içerden. Nasıl hoyratlar, bunlar nasıl uzun havalar. Ali Açık Yol. Müthiş. Bence iki şampiyonlar. Bence iki kazananlar. Bravo, bravo. Evet. Final gibi final. Evet, Ali Açık Yol. Bravo. Sıra gecelerinde, o kıymetli meclislerimizde yetişmiş. Ömer Ahmet Turhan, kürsü başında. Enver Demirbağ gibi, Paşa Demirbağ gibi ve onun devamında olan birçok üstad gibi o meclislerde yetişmiş. İki değerimiz can yürekten kutluyorum. Her ikisini de süper finaldeki performanslar için büyüleyiciydi. Evet, birazdan sevgili jüri üyelerimizden hangi yarışmacımızın ikinci sezonun kazananı olduğunu öğreneceğiz. Ali Açık Yol mu? Yoksa Ömer Ahmet Turhan mı? Sevgili jürimiz, sizden Sen Türklerini Söyle'nin ikinci sezonunda birinci olmasını istediğiniz yarışmacımızın ismini öğrenebilir miyiz? Urfa'dan. Prens. Sıra gecelerinin o muhteşem makamlarıyla, usulleriyle, adab-ı muaşeretiyle yetişmiş kıymetli bir ses Ali Açık Yol. Diğer tarafımda Harput ağzının, Harput musikisinin önemli temsilcilerinden kürsü başı akşamlarında yetişmiş büyük üstadlarla hem hal olmuş hem dert olmuş çok kıymetli bir ses. Ömer Ahmet Turhan. Jürimizin işi çok zor. Evet, ikinci sezonun en zor anı. İkisi de tıpkı diğer finalistlerimiz gibi gönüllerin birincisi tabii ki. Ama Sen Türklerini Söyle'nin bir kazananı var. O kazanan ismi sizlerden öğrenebilir miyiz? Emre Yücelen. Küçük bir değerlendirme yapmama izin verir misiniz bilmiyorum ama çünkü çok zor elimiz kaleme gitti. Benim adıma çok zor gitti. Hakikaten mükemmel bir finaldi. İkinizi de alnınızdan öpmek lazım. Bu kadar iyisini beklemiyordum açıkçası her ikinizden de. 10 hafta boyunca evet birçok performanslar yaptınız ama öyle bir grafiğiniz oluşmuş ki artık haftalar içinde her ikiniz de kendi becerinizi tam keşfedip seyirci üzerindeki etkili performanslarınızın yapısını keşfedip gittikçe onun üzerine oynamaya başladınız ve burada artık biraz önce biz ya açıkçası muhteşem bir şey izledik yani gerçekten bitmesin. Bir tur daha oynasanız ben birkaç kere daha izlerim sizi zevkle. Açıklayayım. Evet. İkinci sezonun kazananı senin için Ömer Ahmet Turhan mı? Ali Açık Yol. Bu gece İkinci sezonda Sen Türküleri Söyle'nin bence kazananı
Alaçık Yol. Alaçık Yol diyor haykırarak Emre Yücelen. Her ikisini de çok seviyor. İki muhteşem performanstan bu gece Ali Açık Yolu. İkiniz de harikasınız. Tercih ediyor. Evet, Ali tebrik ediyorum. Ali, tebrik Ali 1-0 öne geçiyor. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Emre. Sevgili Aysun Gültekin, sizce ikinci sezonun Sen Türkülerini Söyle'nin kazananı kim oldu? Karar vermekte çok zorlandım. Yani gerçekten çok zorlandım. İkisi de, benim güzel Ali'm de müthişti. Sevgili Ömer de. Çok keyifli bir final yaşadık. Şimdi ağlayacağım yine gece. Yani hakikaten. Evet. Çok zor bir karar tabii evet, ki. Evet. Ama hak edilen bir sonuç. Evet. Kesinlikle. Evet, ben de... Ömer Ahmet Turan diyor. Aysun Hocam ve durum 1-1. Kıyasıya bir mücadele. Evet. Teşekkürler Aysun Hocam. Evet. Allah'ım bu nasıl bitecek? Öykü kendinden önceki iki jüride artık Emre'de de Aysun Hocam'da da kalbi duracaktı. Kendi aman, açıklayacağı aman kararda ne olacak onu merak ediyorum şu an. İkinizi de tebrik ederim. Tüm arkadaşlarımı tebrik ederim. Sizlerle burada bu havayı solumak benim için muhteşem, unutulmaz bir anı. Şahane bir öyküm var artık, herkese anlatabilirim. Benim Sen Türkülerini Söyle programının ikinci sezonunda benim için kazanan arkadaşım... Benim birincim... Durum tekrar 2-1 oluyor. Evet, gerçekten süper finale yakışan bir final oluyor. Burada da. Şu anda da. Jürimizde de. Oluyor da işte heyecandan herkesi da. Herkesi hak ediyor. Çok iyi hak ediyor. Hepsi hak evet ediyor. Teşekkür çok ederim Öykü. Artık bugünkü kazananın ismi son iki jürimizde. Yani İsmail Altunsaray ve Cengiz Özkan'da gizli. Şu an önündeki kartlarda yazıyor. Of. Acaba hangi isimler yazıyor o kartlarda? Durum 2-1. Eğer İsmail Altunsaray Ali Açık Yol derse ikinci sezonun kazananı 500 bin TL'lik büyük ödülün sahibi Ali Açık Yol oluyor. Şayet Ömer Ahmet Turhan yazıyorsa o kartta... Buna yürek dayanmaz. Cengiz Hocam da düğüm çözülüyor. Öyle. Acaba İsmail Altunsaray'ın kartında ne yazıyor? Aa, İsmail hadi. Evet. Hadi. Bütün yarışmacılarımızı tebrik ediyorum. Sevgili Ömer Ahmet ve sevgili Ali Açık Yol, iyi ki varsınız. Bize muhteşem final gibi bir final yaşattınız. Evet. Gerçekten. Harikaydı. İnanın. Yani biz, doyamadık sizi dinlemeye. Biz buraya bu isimleri gerçekten yazarken emin olun yani o kadar zorlandık ki. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. Bizler burada arkadaşlarımıza puan verirken birçok parametre üzerinden değerlendirmeler yaptık. İşte arkadaşlarımızın sanatsal birikimleri, işte edebi donanımları, sahne duruşları, kendini ifade ediş biçimleri. Profesyonel bir orkestrayla olan uyumlu söyleyebilecekler mi? Ve sayamadığım birçok parametre üzerinden değerlendirmeler yaptık. Birisi 25 yaşında, diğeri 33 yaşında iki tane muhteşem insanla baş başa kaldık. İki genç kardeşim. Ve bu kadar dolu ve donanımlı
iki insan kazandığı için halk müziği camiası gerçekten ve bu kadar tabii önemli arkadaşlarımızı evet kazandığı için evet halk müziği camiası çok evet gurur duyuyoruz. Gerçekten gurur duyuyoruz hepimiz. Gurur duyuyoruz sizin son gibi derece gençlerle. Gurur verici. Ve ben de bir isimde karar kıldım. Ama emin olun herkes burada birinci. Burada biz bir puanlama yapmadık aslında. Paylaştık öyle her şeyi. Gerek dost olarak, bazen gerek abi hoca kardeş öğrenci olarak. Biz de onlardan çok şeyler öğrendik. Onların da bizden öğrendiği gibi. Benim bu gece sen türkülerini söyle de finalistin, benim kazananım. Acaba İsmail Altunsaray için ikinci sezonun sen türkülerini söylenin kazananı Ömer Ahmet Turhan mı? Ali Açık Yol. Ömer Ahmet Turan. Ömer Ahmet Turan. Evet. Durum 2-2. Bravo. Bravo. Bu nasıl mücadele? Cengiz Hoca da mı? Bu nasıl bir an? Yandık. Böyle bir şey olamaz evet ya. Cengiz Hoca da çözülüyoruz. Çok ilginç oldu. Final gibi final burada evet, da final oldu. Evet, final gibi final. Evet, Cengiz Özkan. Kıymetli hocam, sizi dinliyoruz. Düğümü siz çözüyorsunuz bu gece. Finale yakışır iki performans ve iki güzel ziyafet aslında. Müzik ziyafeti dinledik. Teşekkür ediyoruz arkadaşlarımıza. Diğer arkadaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Orkestradaki çalan müzisyen arkadaşlarımıza, jüri üyelerine, herkese teşekkür ediyorum. Bu finale getirdikleri için bizi, böyle bir finale. Şimdi evet küçük hocam küçük değerlendirmeler yapayım. Çok seviniriz. Ben ülkemiz insanının bu kardeşlerimizle gurur duymasını istiyorum. Çünkü onlar o kadar değerliler ki hepsi, gencecik insanlar ve kültürümüze o kadar büyük hizmetler verecekler ki. Ben gurur duyuyorum hepsiyle. Bizler. Hakikaten hepsi bir mücevher. Onlara teşekkür ediyorum bu kültürün devamını sağlayacakları için. Evet, şimdi küçük küçük değerlendirmelerle finale doğru gelelim artık. İki mükemmel performans vardı. Ali buraya gelene kadar bize 3 gazel ve 3 birincilikle gelmişti. Telaffuzu, anlatımı, yöresel ağzı, lirizmi ve dengeli hüznüyle yöre rengini bize çok güzel anlattı. Teşekkür ediyoruz. Diğer kardeşim Ömer Ahmet Turan da yine berrak, müthiş bir telaffuz yine. Yine yöresel tadı, lezzeti bize sundu. Bir taş plak lezzetinde. İki kardeşim de duruşlarıyla bize hakikaten her şeyleriyle örnek iki genç kardeşim benim. İkisini de çok sevdik. Bütün arkadaşlarımızı çok sevdik. Bizi aile gibi olduk. Tabii bir tarafta hüzün de var. Zor bizim için de. Bize az okunan, hiç okunmayan, zor, çalışılması gereken, emek gereken, her şeyden önce mesai gerektiren, inanın buna belki yüzlerce kere dinlemişlerdir bu gazelleri, müzisyenler bilir. Ve okumuşlar. Çok kolay işler değil bunlar. Hakikaten çok zor. Sanatçı yetiştirmek de çok zor. Ama bu kardeşlerimiz kendilerini yetiştirmişler. Biz halk kültürümüz hakikaten çok önemli. Ben emin ellere ve emin gönüllere bıraktığımızı burada tespit ettim. Çok mutluyum bu açıdan da. Müsteriyim, mutluyum. Hepinize sonsuz teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, sağ olun. Teşekkür ediyorum. Cengiz hocam, tam bu noktada izniniz olursa benim de nacizane sizlerle birlikte olmak, yarışmacılarımızla hemhal olmak, sizin gibi çok kıymetli bir jüriyle çaba harcamak, Türk halk kültürü adına, türkülerimiz adına, bu muhteşem orkestrayla her gün birlikte olmak, birbirinden harikulade kıymetli yarışmacılarımızla tanışmak, onların gönüllerine eş olmak
benim için çok önemliydi. Stüdyodaki konuklarımıza da teşekkür ediyorum. Tabii ki kamera arkasında nice kahraman var, yüzlerce. Türkülere ses ve nefes olmamız için ter döktüler. Önce alkışlarınız onlar için. Çok büyük emekler var. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bize güvenen kurumumuza, TRT yayın koordinatörlüğümüze, genel müdürümüze, yapım ekibimize, Furkan Bey'e, Rühan'a, Tuncer Bey'e, tüm ekiplerine çok teşekkür ediyoruz. Yönetmenimize. Yönetmenimiz Erdal Bey'e ayrıca canım teşekkür Bey ediyorum. Koçlarımız. Koçlarımız. Erkans. Evet. Evet. Erkans ve Zeynep Erkan Atagül. Erkanlar. Erkanlar. İki Erkan. İki Erkan. İki Erkan ve Zeynep Atagül. Zeynep Atagül'e çok teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli. Bravo Zeynep. Ve türküler için çaba harcayan tüm gönüllere, evet, burada unuttuğumuz varsa kendi adıma da onlara çok teşekkür ediyorum. Evet Cengiz Hocam, gelelim, evet, ikinci sezonun kazananını sizden duymaya. Acaba Şanlıurfa'nın gururu sevgili Ali Açıkyol'a mı? Yoksa Harput'un, Elazığ'ın gururu Ömer Ahmet Turhan'a mı? Nasip olacak sen türkülerini söylenin şampiyonluğu, yani kazananı. Evet Cengiz Hocam, Ali Açıkyol mu, Ömer Ahmet Turhan mı, ikinci sezonun kazananı? Sen türkülerini söylenin. 10 haftalık maratonun ardından kazanan yarışmacımızın ismini duyabilir miyiz Cengiz Hocam? Ömer Ahmet Turhan. Ömer Ahmet Turhan. Evet. Sen türkülerini söylenin ikinci sezonun kazananı Ömer Ahmet Turhan oluyor. Gönüllerde iki şampiyon. Her hafta ayrı bir sürprizle bizleri şaşırttılar. Onlarla gurur duyuyoruz. Sen türkülerini söylenin İkinci sezonun kazananı Ömer Ahmet Turhan oluyor. Duygularını alabilir miyiz Ömer? Vallahi çok mutluyum. Duygularımı şu an ifade edebilecek bir cümle kuramayabilirim. Kainattaki herkese çok teşekkür ederim. Yani özellikle türkü söyleyerek bu şekilde bir pozisyonda olmak bence herkesin hayali olmalı. Bu arada biz aslında Ali kardeşimle buraya çıkarken ikimiz de kazanmıştık. Yani onu da söylemek istiyorum. Hatta tüm arkadaşlarımız bu bölümde olduğumuz için hepimiz kazanmıştık. Onlara da çok teşekkür ediyorum. Birlikte haftalarca yol yürüdük. Hiçbirini unutmayacağım. Zaten sizleri hiç unutmayacağım. Hep irtibatta olacağız. Başka cümle kuramıyorum. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Alkışlıyoruz. Ömer Ahmet Turhan'ı tebrik ediyoruz. Bu güçlü mücadelesi için ve diğer mücadeleci isim. Evet, çok donanımlı, çok birikimli. O kendi bölgesinin de tüm Türkiye'nin de gururu. Tıpkı Ahmet gibi. Ali Açıkyol, bu alkışlar sana geliyor aynı zamanda. Çok kıymetlisin. Haza beyefendiliğiyle, sahnedeki duruşuyla, hakimiyetiyle, çalışkanlığıyla o da göğsümüzü kabarttı. Evet, senin de duygularını almak istiyorum. İlk sezondan bu yana kadar çok güzel bir yol yürüdük.
Hatta şöyle küçük bir meseleyi anlatmak isterim. Birinci sezonda elendiğimde insan kendi kendisiyle konuşur. Ben de kendi kendimle konuştum ve dedim ki neden olmadı acaba? Yani eksiğim neydi? Tabii ki birçok eksiğimiz var. Bir hafta sonra TRT ekibinden çok güzel bir arama aldım. Ve ikinci sezonda beni görmek istediklerini söylediler. Orada Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri'nin bir sözü geldi aklıma. Hak şerleri hayreyler, zannetme ki gayreyler, Arif anı seyreyler, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Gelen her şey haktan gelsin, hakikat üzere olalım inşallah. Beni bu zamana kadar bu yola getiren, başta ailem, en büyük yol göstericim, manevi dedem Şubat ayında rahmete intikal etti kendisi. Seyit Ali Çiftlikli'ye, kıymetli eşim Kübra Hanım'a, buradaki ekibe, benimle beraber kalbi yüreğe atan herkese çok teşekkür ediyorum. Sana helal olsun. Bravo be. Helal olsun sana. Ben her şeyin haktan geldiğine çok inanan birisiyim. Şu sözle de noktalamak isterim. Kıymetli zamanınızı da aldım. Estağfurullah. Aynı tefhiznamede geçen bir dörtlük de şu şekilde. Bir işi murad etme, olduysa inat etme, haktandır. Ol red etme, Mevla görelim neyler, neylerse güzel eyler. Arkadaşımın ve tüm arkadaşlarımın yolu da bahtı da açık olsun. Sağ olun, var olun hocalar. Bravo be Ali be, bravo be. Bravo Ali. İnanılmaz bir olgunluk, inanılmaz bir dolu yürek. Evet, teşekkür ediyoruz Ali. Bizlere gelen on binlerce video vardı. Muhteşem türküler, harika performanslar. Onların içinden sıyrılıp gelen 16 gençle yola çıktık. Ve bugün süper finalde 8'iyle tekrar beraber olduk. Efsane performanslara birlikte şahitlik ettik. Ve finalin de finalinde iki koca yürekle birlikteydik. Evet, ikinci sezonun kazananı Ömer Ahmet Turan oluyor ve 500 bin liralık büyük ödülün de sahibi oluyor. Kendisini tebrik ediyoruz. Dakikalar diyarına, Elazığ'a sevgilerimizi gönderiyoruz. Evet, tüm yarışmacılarımızı sahneye davet etmek istiyorum ben izniniz olursa. Onların her biri bizim kıymetlimiz. Evet. Vay harika ya. Sen türkülerini söyle böyle biter mi? Bitmemeliydi. Sevgili seyircilerimiz, Sen Türkülerini Söyle'nin ikinci sezonunda 10 hafta boyunca sizlerle birlikte olduk. Birbirinden güzel türküleri dinledik. Elenen yarışmacılarımızla üzüldük, hüzünlendik. Kazanan yarışmacılarımızla da sevindik. Ve Sen Türkülerini Söyle'de ikinci sezonun da sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Türkülerle kalın. Hoşça kalın.